İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kırmızı Masa'ya hoş geldiniz. Bu akşam Kırmızı Masa'da Türkiye'nin belki de dünyanın en esrarengiz yapılarından birini konuşacağız. Sabataycılık, Sabatayizm, Sabatay Sevi. Mesela sevgili izleyenler, rahmetli Mehmet Şevket Eygi şöyle bir cümle kuruyor. Yahudi Türkler ve Sabataycılar kitabının girişinde diyor ki 1676'da Berat'ta sürgünde ölmüş Sabatay Sevi, Türkiye'nin yakın tarihine dolaylı olarak damgasını vurmuş çok önemli bir şahsiyettir. Zahirde Türk ve Müslüman görünen, gerçekte ise Sabatay Sevi'nin yolundan giden, kendilerine Selanik dönmeleri, Selanikliler, Avdetiler, Sabatayistler gibi isimler verilen bu gizli, esrarlı cemaat, bence şu anda Türkiye'nin en güçlü lobisini teşkil etmektedir. Sabataycıları bilmeden, güçlerini ve tesirlerini hesaba katmadan Türkiye'nin siyasi yapısını, resmi ideolojisini anlamak, zihinlere takılan sırlarını çözmek, fehmetmek, ayırt etmek mümkün değildir diye tarif etmiş. Çok şey söyleniyor ama sevgili izleyenler, işte Sabataycılar kimdir? Sabatay Sevi kimdir? Nasıl doğmuştur? Nasıl büyümüştür? Türkiye'de etkileri, Osmanlı'daki etkileri nasıldı? Ve bugün Sabataycılar nasıl örgütleniyorlar, nasıl çalışıyorlar? Bütün bunları konuşacağız ama misafirime bu konularda önemli araştırmalar olan sosyolog yazar misafirime hoş geldiniz demek istiyorum. Müfit Yüksel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hakikaten esrarengiz bir cemaat. Sabataycılık 1600'lere uzanıyor. 400 yıllık bir mazisi var bu topraklarda. Tüm bunları konuşacağız ama öncelikle tabii ki Müfit Yüksel'i biraz konuşalım. Müfit Yüksel de önemli bir isim. Sosyolog, yazar kendileri. Sevgili Müfit Yüksel, şöyle benim kayıtlarımda 1964 Muş doğumlusunuz. Evet. Muşlu musunuz? Bitlis. Niye Muş olarak gözüküyor o zaman? Öyle sorayım. Doğum yerim burası çünkü. Doğum yeriniz ama aile Bitlisli. Daha sonra aile Konya'ya geliyor galiba. Yok, babam Konya'da doğuyor. Molla Sadrettin Yüksel. Evet, Konya'da muhacirette. Evet. Birinci Dünya Harbi şeyinde oraya göç ediyorlar, orada doğuyor. Yönetmenin 1 numaralı fotoğrafı, arkasından da 2 numaralı fotoğrafı verebilecek misin? Onlara bir yorumlasın Müfit Yüksel. Şöyle. Aile olarak aslında Bitlislisiniz ama babanız Konya'da doğmuş. Evet. Tekrar geri mi gitmişler? Mütarekeden sonra geri dönüyorlar. Mütareke dediğiniz kaç yani? Yani 1910 Mondros'tan sonra. 1918'den sonra. 19'dan sonra dönüyorlar. Çünkü Konya'ya gelme sebeplerde sanıyorum Rusların İstilası. Bu fotoğraf ne zamana ait ve kimler var bu fotoğrafta? Bu fotoğraf 1970'te Eyüp Sultan civarında. Bu rahmetli dayım sarıklı olan. Evet, Şeyh Mahşuk Efendi, Nakşibendi Şeyhi, Şeyh Ahmet el Haznevi'nin halifesiydi. Hı hı. Benim dayım. Bu 1975'te dayım aralığında şeyde vefat etti. Mekke'de vefat etti. Yanında Hazrolu, yani dayıma bağlı, mürit olarak bağlı ailelerden Hazrolu Sami Bey iş adamıydı. Evet. Allah rahmet eylesin. Onun yanında bizim rahmetli Metin var. Küçük olan mı? Yok, büyük olan Metin Yüksel. Evet. Rahmetli şehit Metin Yüksel. Onun yanında da dayımın oğlu Hamit Mutlu var. Evet. Burada sizin aileden benim gördüğüm Metin Yüksel var. Evet. Şehit Metin Yüksel. 2 numarayı da görebilir miyiz yönetmenim? Onu da verir misiniz? Burada kimler var? 2 numaralı fotoğrafı da bir görelim. O da sanıyorum, evet. Fotoğrafı dik görme şansımız var mı? Çok yatay duruyor arkadaşlar. Çünkü dik bir fotoğraf normalde bu fotoğraf. Burada da bildiğimiz kadarıyla benim tanıdığım Molla Sadrettin Yüksel. Babam. Bu babanız. Yaylada. Kolombo yaylasında. Metin'in doğduğu yer. Metin'in doğduğu ev burası. Burada doğdu. Şu yayla evinde doğdu. Bu nereye bağlı bu yayla? Bu yayla Ahlat'a bağlı. Bitlis Ahlat'a bağlı. Yazın oraya gidilirdi. Siz de gittiniz mi hiç? Tabii. Bitlis'te ne yaylası? Ahlat'ta Kolongo yaylası. Kulungu, kulungu denir. Evet. Kulungu şey demek, turna kuşu demek. Evet, bu fotoğraf Molla Sadrettin Yüksel. Kim o çocuklar, kim? Kucağında Metin var. Evet, kucağındaki rahmetli Metin Yüksel. Bu sota Edip var. Edip Yüksel. Bu da rahmetli ablam Süreyya. Süreyya Yüksel. Bu kare Konya'dan döndükten sonra tabii. Yani babam Konya'da doğuyor da Metin doğduktan bir süre sonra. Metin, evet. Metin o burada doğuyor. Şu arkadaki şeyde doğuyor. Arkadaki yayla evinde doğuyor. Yayla evinde doğuyor. Evet. Bu fotoğrafı da görmüş olduk. Şimdi şöyle size gelecek olursak, siz Muş'ta doğdunuz ama tahsil ne oldu? İlkokul, ortaokul nerede oldu? Hepsi İstanbul'da, Fatih'te. Kaç yaşında geldiniz İstanbul'a? 4. 4 yaşında. Niye geldiniz? Yani aile niye geldi? Vallahi yani biraz ekonomik sebepler, biraz da babamın şey etmesi. O zaman 1968'de falan İstanbul'a geldiniz siz. İstanbul'a geldik, evet. Nereye geldiniz ilk olarak? Fatih. Ne iş yapıyordu baba burada? Babam ilk önce, daha önce bir ara müftülük yaptı. Baykan müftüsü olmuştu. Hı hı. Sonra geldi işte bu rahmetli Gönenli'nin kurslarında ders vermeye başladı. Gönenli Mehmet Efendi'nin. Gönenli Mehmet Efendi. Aslında babamı çağıran şeydi, Mehmet Niyazi Özdemir'di. Babam orada askerlik, Niyazi Özdemir askerlik yaparken evet, babamı oraya çağırıyor. İstanbul'a gel diyor. Mehmet Niyazi Özdemir. O zaman işte İstanbul'a geliyor. Gönenli Mehmet Efendi bir de çağırıyor. Bir de Seyit Şefik Arvasi vardı. Seyit Şefik Arvasi bu Eyüp'te Hüseyin Paşa tekkesinin son postnişiniydi. Sultanahmet Camii'nin imamıydı o sırada. Seyit Şefik Arvasi. O da bizim memlekette Arvasilerdendi. Evet. Onlar çağırıyor. Onlar çağırıyor. Geliyor. İşte dersler vermeye başlıyor. Bir süre sonra İstanbul Merkez Vaizliğine atanıyor. İstanbul Merkez Vaizi olarak atanıyor. Evet. Sonra böyle çalışıyor. Siz de ilkokula Fatih'te başlıyorsunuz. Fatih'te Akşemseddin İlkokulu. Rahmetli Metin Yüksel aynı şekilde. Aynı ilkokul. Edip Fatih, ortaokul, Gelenbevi ortaokul. Hangi büyük? Müfit, Metin, Edip. Hangisi büyük bunların? Edip en büyük. En büyük. Sonra? Metin. Sonra en küçük. Nedim. Nedim de var. Nedim de var. Ben varım. Evet. Siz en küçük oluyorsunuz. Evet, en küçük. Dolayısıyla sonra ortaokul da aynı şekilde Fatih'te. Evet, lisede, Gelenbevi Ortaokulu'nda. Okudunuz. Mesela 12 Eylül'de neredeydiniz? 12 Eylül darbesinde siz. 12 Eylül'de hani liseye yeni başlamıştınız. Yeni lisede, evet. Metin üniversiteyi bitirmiş miydi? Pertemniyar Lisesi yok. Metin bitirmemişti. Tabii o çatışmaları falan hatırlıyorsunuz. Tabii hepsini hatırlıyorum. Hepsini hatırlıyorum. Şimdi yönetmenim 3 numaralı fotoğrafı yansıtabilecek misin? Çok hızlı bir şekilde geçelim. Çünkü rahmetli Metin Yüksel'i de şehit Metin Yüksel, Müfit Yüksel'in ağabeyi 1980 darbesi öncesi şehit edildi. Bu evet, burada Edip Yüksel var. Edip Yüksel. Evet, gülen, en küçük gözüken, siyah kıyafetli. Bu sakallı olan Metin. Sakallı olan Metin Yüksel, şehit. Ortada Edip'in Ankara'da arkadaşı, okul arkadaşı. Bu ODTÜ'de üniversite okuyordu. Yılları. Üniversite yılı. Edip ODTÜ'de, ondan Milli Gençlik Vakfı vardı, Reşat Aksoy'un. Evet. Ankara'da, Ulucanlara yakın. Orada kalıyordu. O 1976'da ODTÜ'ye gitmişti. Evet. ODTÜ'ye girmişti. Bu da 2-3 sene önce vefat ettiğim arkadaş. Ben ismini unuttum. Yurt galiba burası. Burası yurtta. Evet. Metin de oraya gitmişti. Şimdi 4 numaralı fotoğrafı da görelim yönetmenim. 4 numaralı fotoğrafı. Tabii ki Metin Yüksel aktif biriydi değil mi? Yani evet, milli görüşün, İslamcıların ilk teşkilatlarından Akıncılar'da yöneticiydi başkan olarak. Bu da onun... Fatih Akıncılar Derneği'ni Metin kurdu. Kur'an Metin'di. Metin kurdu. Fatih'te Haydar Caddesi'nde Paşa, efendime söyleyeyim, neydi? Haydar Paşa medresesini kiralamıştı vakıflardan. Orada kurdu. Haydar Paşa medresesi vardı. Mesela, ailede din eğitimini siz ailede mi gördünüz? Nerede gördünüz? Ailede, kendi içimizde. Okullarda tabii yoğun değildi zaten. Okullarda hayır, din eğitimi yoktu. Bizim ailede işte öteden beri Arapça ve Farsçayla muaneseti olan, yani bağlantısı olan bir aile. Anladım. Arapça ve Farsça öğretilebiliyor evlerde yani. Tabii daha erken yaşlarda yani bunu öğrenme fırsatı oluyordu. Vardı. Diğer kardeşlerinde Metin gibi şeyi var mıydı? Siyasetle ilgisi var mıydı böyle gençlik teşkilatlarıyla? Edip'in vardı. Edip Ankara, Edip ODTÜ'deyken Akıncılar Genel Merkezi'nde görevliydi de aynı zamanda, orada şey diyordu. Evet. Çalışıyordu. Şimdi ne oldu? Tabii Metin Yüksel aktif bir akıncı, İslamcı, milli görüşçü. Ya en karizmatik, en aktif, en hareketli, gençlik kısa zamanda lideri. Gençleri çevresinde toplayabiliyordu. Mesela diyelim 1978'de bu Litani Nehri'ne kadar İsrail işgal etmişti Güney Lübnan'ı. Bugün de yine Litani Nehri hedefinde. Evet, hedefinde. Orayı işgal etmişti. Onun üzerine Metin bir protesto gösterisi yaptırdı. Şişli Meydanı'nda, caminin önündeki. 2000'e yakın genç toplayabilmişti bir anda. İki günde topladı o kadar insanı. 2000 civarında insanı toplamıştı. Tabii şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la da arası tanışıyordu herhalde, değil mi? Şeyden tanışıyorlardı. Şimdi Fatih'te Fevzi Paşa Caddesi üzerinde... Yönetmenim 6 numaralı fotoğrafı yansıtır mısın? Fevzi Paşa Caddesi'nde, Fatih'te İstanbul İl Teşkilatı ile Fatih İlçe Teşkilatı altılı üstlüydü. Metin de oraya gidip geliyordu. Tayyip Erdoğan da oraya geliyordu. Ben de Tayyip Erdoğan'ı ilk gün orada tanıdım. Evet, şimdi bu fotoğrafta rahmetli Erbakan Hoca, Metin Yüksel ve Tayyip Erdoğan aynı karede. Aynı karedeler, evet. Sakallı önde oturan Metin Yüksel, ayakta arkada duran Erbakan ve Tayyip Erdoğan yan yana. Tayyip Erdoğan Erbakan'ı takdim ettiği diyordu. Evet. 1970, burası neresi acaba? 1977 Taksim olması gerekiyor. Fetih kutlaması galiba ki Fatih Sultan Mehmet'in bir çizimi var. O da 1977'de zaten miting alanının Fatih Akıncıları tamamen şey etmişti. Tertibini falan yapmışlardı. Donatmışlardı, hazırlamışlardı miting alanını. Metin ve arkadaşları şey etmişti. O zaman da tabii Tayyip Erdoğan da Gençlik Kolları Başkanlığı yapıyordu Milli Selamet Partisi'nde. Evet. Aynı zamanda sesinin tokluğu dolayısıyla Milli Türk Talebe Birliği'nde Tayyip Erdoğan işte şiirler okuyordu, münazaralara şey edildi ve takdimcilik, sunuculuk yapıyordu. Çünkü sesinin toklu, mikrofonik olmasından dolayı burada da Erbakan'ı takdim ediyor. Peki ailenin, sizin ailenin, Molla Sadrettin Yüksel olsun, işte Metin Yüksel olsun, milli görüş Erbakan alakası nereden geliyor? O başından beri 1969'da Erbakan'la tanıştırılmıştı. Metin Yüksel. Yok, babamı. Ha, babanız. Babamı. Metin 1973 yılında tanıştırıldı. 1973'te Orkide Düğün Salonu'nda bir toplantıda. Fatih'te mi? Fatih'te, evet. Metin Yüksel, Edip de aynı şekilde aile olarak siz Milli Selamet Partili. Milli Selamet Partisi ile o zamandan irtibat kuruldu. Evet. Şimdi Metin Yüksel'i bir de net bir fotoğrafını görelim. 7 numaralı fotoğrafı yansıtabilecek mi yönetmenim? Metin Yüksel'i net olarak görelim bir. Burada üçlü fotoğrafı gördük. Evet, Erbakan, Tayyip Erdoğan ve Metin Yüksel rahmetli. Onları görmüş olduk. Şimdi Metin Yüksel, Metin Yüksel'in daha genç, 17-18 yaşlarında belki bir fotoğrafı. 17, lise yılları olabilir büyük bir ihtimal. O dönem. Rahmetli Metin Yüksel'in net bir fotoğrafı bu, şehit. 8 numarayı da görelim. Burada da arkadaşları var yanında. 8 numaralı fotoğraf. Rahmetle onu da hatırlayalım. Metin Yüksel'in arkadaşlarını da. Tamam. Şöyle... Şimdi en nihayette Metin Yüksel çok aktif birisi. Yani karizmatikti yani, şöyle bir şeydi. Fatih Akıncılar Derneği'ni çok zor şartlarda kurdu. Orası harap adeta vaziyetteydi. Şöyle böyle biraz elini yüzünü düzeltti oranın. Kurdu. 6 ay geçmeden Türkiye'de Akıncılar Dernekleri içerisinde 1 numaraya yükseldi Fatih Akıncıları. Yani o Metin'in tabii karizması, çalışması... Evet. 200'ü aşkın genç geliyordu oraya. Fatih'te başka etkili olan gruplar var mıydı? Vardı ama yani Fatih Akıncılar kadar etkin olan yoktu. Evet. Peki çatışmalara hiç girdiği oluyor muydu? Siz ya da siz girdiniz mi? Yani bazen orada işte afiş yapıştırmalar oluyordu. Metin solcularla bir kere şey etti. Yani Darüşşafaka Caddesi'nde 2 defa oldu aslında. Orada Metin yaralandı. Darüşşafaka Lisesi'nin arkasında afiş asarken dev solcular yaralamıştı Metin. Darüşşafaka Lisesi Şişli'deki mi? Yok. Şeydeki Uluslararası İmam Hatip var ya şu anda. Evet, evet. Eski Darüşşafaka Lisesi orası. Kim tarafından yararlandı? Solcular mı? Solcular, dev solcular. Aslında Metin Yüksel'in solcular arasının daha iyi olduğu söyleniyor. Yok, o belli bir şeydi fakat orada dev solcular ve THKP'cilerle zaman zaman oluyordu. THKP'ciler zaman zaman, bir de Halkın Kurtuluşu. Peki siz de katılıyor muydunuz bu Metin Yüksel'le etkinliklere? O afişlere, işte mitinglere, bilmem nelere katılıyor. Çocuk yaşta katılıyorduk her şeye. Edip Ankara'da. Ankara'da, o da İstanbul'a geldiği zaman katılıyordu. Hatta 1977 yılında Metin de o zaman yaralanmıştı. Efendime söyleyeyim, Enver Sedat birdenbire İsrail'e gitti. Nesed'de konuşma yaptı. O zaten Camp David süreci orada başladı. Onun üzerine bir protesto gösterisi, Enver Sedat'ı protesto gösterisi yapıldı Galatasaray Meydanı'nda. O Metin İstanbul'da olmadığı için o organize etmişti. Evet. Öyle şeyler vardı. Sonuçta peki şimdi solcularla sağcılar daha çok çatışıyor. Evet, bu fotoğraf galiba. Bu fotoğrafta kimler var? Şimdi en sağdaki zaten büyük fotoğraf Metin Yüksel tek başına. Ortada Metin, üçlü fotoğraf. Ortada Metin. Evet. Sağında Feyzullah Çiçekel. Metin'in sağında. Evet. Bize göre sol başta. Evet, bu tarafta. Kim o? Feyzullah Çiçekel. Sakallı olan. O da. Yanında Dursun Özcan. Evet. Bunlar o dönem arkadaşları sanıyorum. Bunlar daha çok işte bu Yıldız grubu dediğimiz. Hı hı. Yıldız Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde okuyorlardı. Vakıflar yurdu vardı. Yani Fatih medreseleri vakıflar öğrenci yurdu olarak kullanılıyordu. Orada kalıyorlardı. Dursun Özcan sonra Akıncıların İstanbul Şube Başkanlığı'nı yaptı. Evet. Şimdi şöyle, en nihayetinde aktif birisi, karizmatik birisi, milli görüşçü, İslamcı. O dönemde baktığınız zaman daha çok 80 öncesi sağcı-solcu çatışması var. İslamcılar biraz daha bu oyuna gelmiyorlar. Yani dışında durmuyor. Şimdi orada ona girersek, şimdi 1969'da bir çatışma oldu. 1969'da Milli Türk Talebe Birliği Kongresi'nde ülkücülerle İslamcılar çatıştı. Kayseri'deki. O zaman da Burhanettin Kayhan aldı. Ülkücülerden Mustafa Ok'tan aldı başkanlığı. Orada ülkücülerle de başladı. Yani Milli Türk Talebe Birliği'nin alınması. Sonra Milli Türk Talebe Birliği'nde de yapıldı. Bozkurt vardı, amblemi vardı. O Bozkurt amblemi çıkarıldı, yerine kitap kondu. Evet. Yani o çıkarılma olayında işte ben onu 70'lerde biliyordum. Kaç 75'te. Yıl? Evet, 75'te. 75'te. Hatta o zaman Ortaöğretim Komitesi'nde Metin Külünk'le Hüseyin vardı. Hüseyin Öztürk vardı, bir de Metin Külünk vardı. Ortaöğretim Komitesi'nde tam o dönemde. Evet. Tam o dönemde. Yani ülkücülerle ya da milliyetçilerle İslamcıların ilk ayrışması böyle oldu. Orada ülkücüler Milli Türk Talebe Birliği'ne bomba attılar. Mustafa Bilgi'yi öldürdüler. Hmm. O kongreyi kaybettikleri için. Hmm. Kongre sonrası. Kongre sonrası, evet. Sonra bu 78-79'da aslında yine de ülkücüler İslamcıların bir çatışması var mı, yoksa nasıl oldu? Bazı yerlerde oldu. Yani oldu. Bu Erdoğan Tuna'yı öldürdüler Edirne'de. Bir de Mecidiyeköy'de bir çatışmalar oldu. Mecidiyeköy'de işte Akıncılar falan afiş yapıştırıyorlardı. Onlar da yan tarafta yapıştırıyorlardı. Çatışmaya dönüştü orada. Yaralanmalar falan oldu. Evet. Ömer Yorulmaz vardı. Ömer Yorulmaz orada yaralanmıştı. Sonra Yılmaz Yalçıner'le birlikte hani uçak kaçırma olayı vardı ya, orada olanlardan Ömer Yorulmaz vardı. Orada yaralanmıştı Ömer Yorulmaz. Mecidiyeköy'de ülkücülerle olan çatışmada yaralanmıştı. Peki şimdi şehit Metin Yüksel Şubat 1979'da Fatih Camii Cuma namazı çıkışı değil mi? Evet, evet. Orada şehit edildi. Yani şehit edenlerin de ülkücüler olduğu söyleniyor. Ülkücüler, Ali Bilir ve arkadaşları. Ali Bilir. Peki onlarla daha önce bir sorun mu vardı? Niye onlar? Sorun şuydu, Ali Bilir ekibi vardı. 40 kişilik yaklaşık bir ekibi vardı onun. Daha önce de bazı olaylara... Yönetmenim, 5 numaralı fotoğrafı voley verir misin? Evet. Ondan sonra o dönemde Ali Bilir Küçük Bakkalköy'de böyle bazı faaliyetler yapmış. Bir solcuyu şey etmekten dolayı işte suçlanarak aranıyordu. Sahte kimlikle Fatih'te Nevşehir Yurdu'nda kalıyordu. Ali Bilir. Tam da benim gittiğim ortaokulun yolu üzerindeydi. Ali Bilir orada hep kapının önünde dururdu. Böyle kapının önünde özellikle çok böyle liseli falan çocukları, ortaokul ve liseli çocuklarla orada otururdu. Onları şey etmeye çalışırdı. Arkadaşlar 5 numaralı fotoğrafı bugünkü klasördü. Evet. Şimdi orada ve bazılarını işte Ali Bilir silahla camiye de gelirdi. Orada bazılarını silahla tehdit etmiş. Silahını şey etmişti. Metin'le de bir şeye girmişti. Silahı alındı, geri verildi. Ali Bilir. Hangisi Ali Bilir? Şu. Sol üst bıyıklı mı? Üstte. Evet, köşede. O bıyıklı Ali Bilir. Yanında İhsan Barutçu. Onun yanında altta Mithat Gönem ve Selman Orhan. Selman Orhan bu. Sağ alt köşede. Evet. Şu bıyıksız, sakalsız. Evet. Bu sakallı olan Mithat Gönem, İhsan Barutçu, Ali Bilir. Evet, bu da 4 Mart 1979 Milli Gazete. Şöyle cinayetten 25 gün sonra falan herhalde bu haber. Evet, evet. Evet. Yakalanınca herhalde bunlar. Sonra yakalandılar. Peki yani şehit Metin Yüksel cinayeti aydınlandı mı gerçekten? Hayır, şöyle. Buna Musa Serdar Çelebi bir gün bana dedi ki yıllar sonra, ben dedi sıkıştırdım dedi bunu. Kim sana bunu yaptırdı diye. Bir türlü diyor bana Ali arkasında, evet, Ali Bilir'i sıkıştırmış. Kim sana bunu yaptırdı diye. Kim sana söyledi böyle bir şeyi? Benden gizledi diyor. Bir türlü bana söylemedi. İsim vermedi diyor. Yani buradaki İhsan Barutçu da daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili oldu. Milletvekili oldu, evet. Yakın zamanda yani 2015'lerde falan milletvekiliydi. Evet. Kaseti çıktığı için evet, milletvekilinden bırakıldı ama kendisi de kesinlikle kendisinin kurşun sıkmadığını söylemişti. Ama Mehmet Ali Tekin'i orada ağzına silah dayayıp etkisiz hale getiren oydu. Evet, ilginç bir ama şu... Çünkü Metin yanında Mehmet Ali Tekin vardı. Mehmet Ali Tekin'i bu silahla etkisiz hale getirdi ve diğerleri Metin'i vurdu. Bir türlü net olarak aydınlanamadı galiba o cinayet. Sırtından ilk önce vuran Ali Bilir'di. Ali Bilir vurdu. Diğerleri de ateş etmeye başladı. En son kafasına şey vurdu. İhsan Bal ve Abdullah Kederoğlu. Evet, ilginç gerçekten. Şubat'tı, kar kış zamanıydı. Evet, karlıydı. Yani bu kadar cinayete dönüşecek kadar sıkıntı mı vardı bunların arasında? Ya şöyle, bunun vakıflar öğrenci yurdunda kalan bazı kimseler, tanıdığımız kimseler Ali Bilir'in silahını almışlardı. Yani kıstırıp orada silahını almışlardı ama onlar, o grubun Metin'le bir irtibatı yoktu. Hiç irtibatları olan kimseler değillerdi. Onu da söyleyelim. Metin'le irtibatları yoktu onların. Peki daha sonra bunlardan hiçbiriyle karşılaştınız mı siz? Bir ara Edip hapisteydi. Hapiste bir kavga olmuştu. Yaralanma falan. Kaç yılı? 1980 sonu mu? 81 başı mı? O 81'de. İşte o zaman da İhsan Barutçu'yla mahkemelik olmuşlardı. İhsan Barutçu da aynı hapishanede yatıyordu. Orada işte mahkeme sırasında gördüm. Ben mahkemeye izleyici olarak gitmiştim. Orada gördüm. Ama hiç karşılaşıp bu meseleyi konuşmadınız. Hayır, televizyonda işte bir ara bilmem ne şimşekti. Televizyonda onu çıkarmıştı. Sonra beni telefonla kattı. Orada tabii aramızda kavga oldu artık. Evet. Gerçekten ilginç. Beyaz TV'de öyle bir şey oldu. Evet, ilginç bir dönemdi ve siz o 12 Eylül darbesi oldu. Artık bu cinayetler sağdan da soldan da işleniyor. Sonra 12 Eylül darbesi geldi, evet. Darbe oldu. Darbeden sonra aile olarak bir şey yaşadınız mı siz? Ben içerideydim. Ben 5 ay yattım ben. O zaman kaç yaşındaydınız siz? Evet, 5 ay içeride kaldım. Yani 64 doğumlusunuz, değil mi? Ben 5 ay 16 yaşındasınız. Evet, 16-17 yaşlarında içeride şeyde nerede? Şeyde efendime söyleyeyim. Kartalmaltepe askeri cezaevinde, İkinoğlu askeri cezaevinde kaldım. Niye, siz niye kaldınız? Beni de böyle aldılar, suçladılar. O zaman ülkücüler benim üzerime bir olay atfettiler. Bir yaralama olayında onlar arasında bulunmuş diye. Olayı da ilk defa karakolda öğrendim. Karakolda bilmiyordum yani öyle bir olay. 5 ay yattım yani şeysiz. Mahkemesiz. Edip de tutuklandı. Edip tutuklandı mı? Edip tutuklandı. 12 Eylül gecesi içeri alındı. Tutuklandı. Yaklaşık 3,5 sene hapiste yattı. Evet. Şimdi şöyle siz o olayı duydunuz mu bilmiyorum. Edip Yüksel bir röportajında şunu söylüyor. Şimdi 1979'da da Şubat'ında aynı zamanda bu cinayetin olduğu günlerde İran'da İslam devrimi olmuş. Evet, öyleydi. Şöyle bir şey oldu mu mesela? Çünkü Şahlık rejimi yıkılmış ama evet. İran devletinin çeşitli ülkelerde diplomatları var. İşte büyükelçilikleri var, konsoloslukları var. Mesela İran konsolosluğunu, İzmir'deki konsolosluğu Metin Yüksel'in devraldığı. Ha, Metin gitti, yardım etti. Yardımcı oldu. İstanbul'da da yardımcı oldu. İstanbul'da yani, daha önce yardımcı oldu. Evet. Yani İstanbul'dakinde o zaman tabii Hümeyni'nin temsilcisi olarak Ali Ekber Mehtipur vardı, İranlılar Camii imamı. Ona yardımcı oldu. O da tanışırdı bizimle. Çünkü o gelen İranlılar camilerine gelen imamlar İstanbul'da 2 tane İranlılar Camii vardı. Biri Seyit Ahmet Deresi Üsküdar, biri de işte Mercan'daki. Bunlar İstanbul'daki tanınmış bütün hocalarla tanışırlardı. Giderler, şey yaparlardı. Yani ilişki kurmaya çalışırdı. Babamla da tanışırdı. Yani yakından tanışırdı. Zaten İran'daki olayları haber almamız da Mehtipur vasıtasıyla olmuştu. Yani 1977'de ilk olaylar olduğunda da haberdar olmuştuk. Yani o İran'da işte şöyle şeyler oluyor, böyle şeyler oluyor falan. Direkt bilgi akışı oluyordu o zaman. Hatta Metin 2 tane İran afişi astı. İran şeyini destekleyen devrim hareketi. Bir de kendileri çizimi yapmış herhalde. Bir afiş çizmiş. Evet. O 1978 Eylül veya Ekim ayıydı. Peki bu devrimi neden destekliyordu? Hümeyni'ye sevgisi nereden geliyordu? Türkiye'de desteklemeyen İslami grup yoktu. Ama güzel, çok güzel. Peki bugün veya devrim sonrası, 80 sonrası niye İran'a bütün İslami grupların kahir ekseriyeti şimdi demedikleri hakareti bırakmıyorlar? Mezhep meselesi ön plana geçti. Başka şeyler girdi. İran-Irak Savaşı girdi. Hama katliamı özellikle 1982'de. Hani insanlar bekliyordu ki işte İran'dan çok beklentilere insanlar girdiler. Hani çok büyük bir halk hareketiyle yani %99 gibi bir halkın desteğiyle geldi. Yani Meşhed'in nüfusu 700 bindi, 500 bin kişi gösteriye katılıyor. Böyle bir gösteriler böyleydi yani İran'da. Bu kadar büyük bir destekle İslam adına bir de kıyafeti belli Hacı Baba yani tam böyle şey kıyafetiyle yani insanların hiç tahmin edemeyeceği bir kıyafette adam İran'ın lideri şöyle oluyor şah yerine. Edip Yüksel bir röportajında tam onu söylüyor. Şöyle bir şey diyordu. Diyordu ki mesela devrim sonrası yani Türkiye'deki İslamcı ya da muhafazakar kanaat önderlerini değiştirmek için bir operasyon yapıldı. Bir girişimlerde bulunuldu. Bunu da şöyle açıklıyor. Mesela Suudi Arabistan'dan, Rabıta örgütünden bir heyet geldi. Babamla da görüştü. Ama babam onlara prim vermedi. Daha önce. Bizden sonra Kadir Mısıroğlu ve işte birkaç kişiyi daha söylüyor. İsmini vermeme gerek yok. Evet. Yani bunlara da gitti ama onların tavrı değişti ondan sonra. İran'a karşı söylüyorum. Şimdi onlara şey yaptı. Yani İran'dan çok önce hani babamla, devrimden çok önce mi? Çok önce babamla irtibat kurmuşlardı. Kültür ateşesi irtibat kurmuştu. Suudi Arabistan. Evet, babama teklifler yapmışlardı. Ya Suudi Arabistan'da sana bir üniversite açalım, rektör olur üniversitede babama. Ya da sana burada bir merkez açalım burada. Bir eğitim merkezi falan açalım. Babam reddetti. O reddettiği mektup hala elimde, müsveddesi elimde. Ne teklif ediyorlardı? Yani niye bunu teklif yapmıyor? Bu. Hayır, bunu niye yapmaya çalıştılar sizce? İşte Türkiye'nin tanınmış hocası, yani Mısır'dan, şuradan, buradan da alıyorlar. Edip Yüksel'in transfer ediyorlar. Tamam, Edip Yüksel'in söylediği şu. Yani İran'a karşı söylem değişikliği için onun için ayrıca şey yaptılar. Geliyorlardı. Yani oradan, yani Rabtan'ın adamları zaten geliyordu. Rabtan'ın adamları da geliyordu. Hizb-i Tahrir'in adamları da geliyordu. Vesaire vesaire yani. Yani İran'ı desteklemeyin. Mesela İran'a karşı olumsuz konuşun diye. O çok vardı. Evet. O çok vardı. Yani o daha İran devrimi olmadan önceleri de hani geliyorlardı bazıları. Özellikle işte bunlar. Zaten babam da hani Şiiliği bilmeyen bir adam değildi. Babam Şiiliğe bir sürü reddiye mahiyetinde bir sürü makalesi var babamın. 60'lı evet. yıllarda daha yayınladığı makaleler var. Şiiliğe reddiye makamında. O tür şeyleri vardı babam. Ama buna rağmen İslam devriminde destekledi. Destekledik. Evet. Yani bizim desteklememizin belli bir şeyi var. Şimdi bizim İran'la hani irtibatımız çok şey. Çünkü büyük dedelerimiz İran tarafından gelme. Sünni oldukları için, Sünni Şafii oldukları için orada şey demedikleri için geldiler. Dolayısıyla o irtibat her zaman vardı. Anladım. Peki gerçekten mesela Edip Yüksel'in dediği gibi babanızdan sonra işte bazı diğer kanaat önderlerine de gittiler, onları ikna ettiler. Hakikaten böyle sizin gördüğünüz ya işte daha önce İran lehine devrimi destekleyen bazı hoca, kanaat önderi, yazar. Evet. Daha sonra değişikliğe gitti. Bu ziyaretlerden sonra var mı böyle isimler? Var, isim vermek istemiyorum ama. Var. Var. Onlar da var. Acaba orada ne diyorlardı o şeylerde özellikle? Şimdi şöyle kitap getiriyorlardı ilk önce. Böyle kitaplar. İranlılar da kitap getiriyorlardı. Bana da verdiler. Böyle bana kocaman böyle deste kitaplar veriyorlardı. Bazen Suudlular veriyorlardı. Devrim öncesi mi, devrim sonrası mı? Devrim sonrasında. İşte Vahabilik aleyhinde İranlıların yazdığı kitap var. Şii Mollaların yazdıkları kitaplar. Ötekiler de Şiilik aleyhinde veriyorlardı bana. Bu tür şeyler yani vardı. Yani İran'da, Suudi Arabistan'da iki ülke birbirine karşı bir mezhep mücadelesi veriyor. Yayıncılık üzerinde. Evet. Özellikle şey bunu iyice tetikledi. İran-Irak Savaşı. Ve daha sonra işte bu Hama falan meseleleri olunca Suriye ile hani ittifak gibi falan meseleler 82'de. O zaman da mesela işte Said Hava mesela. Said Hava önce İran devrimine sıcak bakıyordu. Sonra en sert. Acem'in Ebrehesi diye kitap yazdı Hümeyni aleyhinde. Ebrehetül Acem diye. O zaman kitap yazmıştı. Böyle bir şey vardı. İranlılar da öyle şeyler. Yani böyle iki taraf arasında sürekli şey oluyordu böyle. Rakabet. Bu anlamda ciddi rakabet oluyordu. Tabii ama şunu da unutmamak lazım. Arabistan demek biraz da Suudi Amerika'nın etkisindeki bir ülke. Tabii öyle. Evet. Ama daha önce Faysal zamanında rahmetli Faysal diğerlerinden farklı olarak İslamcı politikaları izliyordu ve anti-Amerikandı. Bu Kudüs'e sahip çıkmak isteyen evet, o kral. Yüzden öldürüldü. Öldürülmesi de o yüzden oldu. Yani petrol ambargosunu da o uyguladı. 1973 Yom Kippur Savaşı'nı da o finanse etti. Kral Faysal o yüzden 1975 Nisan'ında öldürüldü. Yeğenini öldürttüler onu. Evet. Ondan sonra tekrar iyice Amerikan şeyine bandına yanaştı Suudi Arabistan. Evet. Evet. Şimdi Metin Yüksel'i rahmetle analım. Siz ondan sonra 80 sonrası 16 yaşında olmasa 5 ay hapiste kaldınız. Metin Yüksel artık yok. Edip Yüksel hapiste mi siz çıktıktan sonra? Evet o 3,5 sene babanız? Hapiste. Babam da bir ara 1983'te nezarete alındı 12-13 gün. Ondan sonra 1984'te bir aydan biraz fazla hapis yattı Selimiye'de. Selimiye Askeri Cezaevinde. O niye? Evde bulunan kitaplardan dolayı. Evde bulunan kitaplardan dolayı. Kitaplar, bazı suç kitaplar mı vardı? Suç değil, kendi yazdığı kitaplar falan vardı. Yazdığı şey, babamın bir kitabı basılmıştı. Kendi ismiyle değildi ama başka bir isimle basmışlardı. Yurt dışında bastılar. Mesela ondan dolayı, bir de Cuma meselesiyle ilgili Arapça bir kitabı vardı babamın. Arapça yazmıştı onu. Risaletün Fişi Enil Cuma diye bir kitabı vardı. O kitaptan dolayı bir de bir aydan fazla Selimiye askeri cezaevinde kaldı. Siz üniversiteyi nerede okudunuz? Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Peki, sosyoloji mi okudunuz? Sosyoloji. Niye sosyolojiyi seçtiniz? Vallahi öyle oldu. O dönemde başka seçim de olabiliyordu. Ama yani sosyoloji seçmekte problem yoktu. Mühendislik okumadım. Edip mühendislikteydi ODTÜ'de. Edip de ODTÜ'deydim. ODTÜ makinadaydı. O sizden yüksekti tabii, büyük olduğu için. Tabii en büyük olduğu için. Şöyle. Bir de Nedim var. Nedim de Boğaziçi fizikteydi. Metin ne olmak istiyordu? Ne okuyordu o? Metin bırakmıştı. Sonra ne yaptınız? Siz üniversiteyi bitirdikten sonra ne yaptınız? Biraz master'a devam ettim. Ondan sonra işte ne bileyim yazarlık, çizerlik derken yazmaya başladım o sırada. İlk 1987 yılında Fehmi Koru ve arkadaşları Zaman Gazetesi'ne çıkarıyordu. Fehmi Koru, Nabi Avcı, Ali Bulaş da vardı. Orada yazılar yazmaya başladım, diziler yapmaya başladım. İlk orada, yani o zaman. Daha sonra çeşitli yerlerde yazmaya devam ettim. Ondan sonra... Sonra Büyükşehir Belediyesi'nde 1994 yılın sonunda başkan danışmanı olarak görev yaptım. Tayyip Erdoğan'ın zamanında, evet. Evet. Sonra da devam ediyorsunuz. Daha sonra Yeni Şafak'ta falan da yazdınız. Evet, Birkaç kitap da var galiba. Yok, kitaplarım var. Evet. Kitaplarım var benim. Evet sevgili izleyenler, şimdi şöyle, Müfit Yüksel'in, sosyolog, yazar Müfit Yüksel'in eserleri var. Ama masamızda da çok sayıda kitap var. Mesela bu Emily Cookbach. Emily Cookbach. O Esineden'in yazdığı. Bu Esine'den sabitaycı bir ailenin yemek kitabı. Yeni kitabı. Yemek kitabı. Yemek kitabı. Niye bunu önemsiyorsunuz siz? O aileyle ve o aile çevresiyle ilgili çok önemli bilgiler içeriyor. Kültürel bilgiler var. Resimler var bir de. Evet, şimdi şöyle bakalım. Bir de onun ortasında bir belge var. Evet, açarsanız şöyle, orada bir belge var. Şu Osmanlıca. O belge sabitaycı bir ailenin mahkeme kayıtları. İlam. Evet, sabitaycı bir aile. Asliye. Evet. Asliyesi. O sabitaycı bir ailenin mahkeme. Türkiye Cumhuriyeti döneminde bir ilam. Eski Türkçe sevgili izleyenler, bir mahkeme. Ne var bunda? Önemli bir şey var mı? O aileyle ilgili oldu. Yani onların bazı... Hem miras durumları hem diğer durumları ile ilgili önemli bir karar. Şimdi 1928'de harf devrimi oldu sevgili izleyenler. Aslında şurada, tam şu gördüğünüz yerde eski Türkçe Mahkeme-i Asliye. Türkiye Cumhuriyeti Mahkeme-i Asliyesi yazıyor. Altta da ilam yazıyor. Değil mi? Evet. Mahkeme ilamı. Bu tarihine de bakalım. Siz bir baktınız mı tarihine? 1600 bu karar numarası galiba. Karar numarası. Evet, tarihini göremedim şu anda. Ben bakayım, ben bakabilirim. Bana. Şöyle bir üstad. Ben çünkü daha önce Latin harflerinde de çevirmiştim. Evet, tamam, önemli de değil. Biz tarih verin bana, ben şey yapayım. Göremedim ama şöyle, bunu niye önemsediniz siz? Onların ailevi ilişkileri çok önemli bazı konularda. 1927 tarihli. Evet, 1927 devriminden bir yıl önce. Evet. Şimdi bu kitapta İngilizce sanıyorum, değil mi? Esine'den, Sabitaycıların önde gelen ailelerinden, hatta yani Sabatay Sevi'nin kardeşinin torunlarından bu. Evet. O ailenin fotoğrafları ve onun annesinin yazdığı şey. Yemek kitabı. İlginç fotoğraflar da var. Terakki Lisesi'ne ait falan. Evet. Terakki Lisesi. Aile, arkadaşlar, yine bazı onlar belgeler. Önemli zaten. Bir de yemek kitabı yine yazmış. Balık yemeğinden tutun. Evet. Efendime söyleyeyim, ayva oturtmasına kadar yazmış. Evet. Farfur gibi, erişte gibi pek çok yemekten bahsediyor. Evet. Bu Sabatayistlerle ilgili bir şey. Şimdi Şöyle Alaaddin Gövsa'nın kitabı Sabatay Sevi ile ilgili. Alaaddin Gövsa'nın Sabatay Sevi eseri. Yine Ahmet Safi'nin Dönmeler Adeti kitabı. Yine evet ben Selanikliyim Ilgaz Zorlu'nun kitabı. Evet Ilgaz Zorlu ilginç bir... Onun dışında en önemlisi tabii en önemli kitap. Ben size kapağını yolladım. Gershom Scholem'in Sabatay Sevi kitabı. Evet. Yahudi Türkler veyahut Sabatajlar Mehmet Şevket Eygi rahmetlinin yine o Mimar Sinan dergisi çok önemli. Sahir Talat Akev'in Mason Üstadı. Evet onun makaleleri var. Bu burada. Şöyle Mimar Sinan Masonların çıkardığı bir dergi bildiğim kadarıyla. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın resmi yayın organı. Resmi yayın bugün hala çıkıyor galiba. Çıkıyor sadece üyelere veriliyor. Dolayısıyla bu her yerde bulamazsınız zaten. Sahaflara düşüyor ama kitapçılara düşüyor bir şekilde. Sahir Talat Akev Mason Büyük Mason Üstadlığı da yaptı. Evet evet. O 2000 yılında vefat etti. Evet. Onu da görmüş olduk. Dönmeler Sabatayistler tarihi Profesör Doktor Abdurrahman Küçük tarafından yazılmış. Onu da görelim. Yine Ali Fuat Cebesoy'un Atatürk'le ilgili bir eseri masamızda. Ya o Ali Fuat Cebesoy Sabataycıların önde gelenlerinden. O da Sabataycı değil mi? Tabii. Şişli Terakki Davaları diye bir terakki okulları onların galiba. Evet, evet. Orada da, Dinç Bilgin'le bir dava oldu o. Yine Şemsi Efendi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk öğretmeni Şemsi Efendi'nin. O çok önemli bir kitap. Çok gerçekten, değerli bilgiler var içinde. Şemsi Efendi kimmiş? Birazdan bunu da konuşacağız. Atatürk'ün öğretmenini. Yine Ilgaz Zorlu'nun kitabı. İzmirli Mesih Sabatay Sevi. Sevgili izleyenler. Joseph Kaştayn. Bu da çok önemli bir eser. Bu da önemli olduğunu söylüyor. Bunun dışında Gershom Scholem'in kitabı evet, çok önemli. Soner bir de Yalçın'ın bir kitabı. John Firili'nin Remzi Kitap Evi'nde çıkan kitabı. John Firili'nin evet. Kayıp peki, Mesih diye. Siz bu meselelere nereden ilgi duyma gereği duydunuz? Zaman zaman karşılaşırdık. Yani ben özellikle ODTÜ'deyken ODTÜ'de yani çok fazla öğretim üyesi vardı Sabataycı. Yani bizim fakülte... Nereden biliyordunuz Sabataycı olduğunu nereden biliyordunuz? Nasıl? Öğretim üyelerinin Sabataycı olduğunu nereden biliyordunuz? Bazıları söylüyordu bize orada. Söyleyenler oluyordu. Onları öğreniyorduk. Şimdi bu konuda bazı kitaplar okumaya başlayınca bazı çalışmalar... Daha üniversitedeyken mi? Üniversitedeyken evet. Sonra ilginizi çekti, araştırmaya başladınız. Ilgaz Zorlu'yla da tanıştım. Onunla tanıştım. Ayrıca mezarlıklarda tek tek araştırma yaptım. Tek tek. Sabataycı mezarlıklarında, Maçka mezarlığı, Maçka mezarlığındaki bütün Sabataycı şeylerini, envarterini çıkardık. Evet. Şimdi Bülbül Deresi, Kozlu mezarlığındaki Sabataycılar vesaire. Evet. Şimdi bütün bunları Bülbül Deresi'nde konuşacağız. Feyziye Camii'nde konuşacağız. Mustafa Kemal Paşa'yım'da konuşacağız. Hocasında konuşacağız ama şu Sabatay Sevi'yi bir görelim sevgili izleyenler. Kimdir Sabatay Sevi? 10 numaranın fotoğrafı arkadaş voley yansıtır mısın yönetmenim 10 numarayı? Sabatay Sevi. O istersen şuradan başlayalım Müfit Hocam. Yani Sabataycılık nedir? Nasıl doğdu? Kurucusu kim? Ondan şimdi başlayalım. Şöyle bir şey. Biliyorsunuz Anadolu'da eskiden beri çeşitli yerlerde Yahudi toplulukları vardı. Manisa, Ankara, Urfa, Van Başkale gibi yerlerde böyle irili ufaklı Yahudi toplulukları yaşardı. İstanbul'da da Karaköy. Sabatay Sevi sevgili izleyenler. Sabatayizmin kurucusu. Temsili resmi. Temsili bir çizim bu tabii o zaman. O dönemlerde çizmişler Sabatay Sevi değil mi? Evet. Kaç yıllarında yaşamıştı? 1626-1676. Evet 50 sene yaşamış. Evet. 50 evet. sene yaşamış bir isim. 1626 doğumlu. İzmirli mi? İzmirli evet. Aslen Moralı Yahudilerden. İber Yarımadası'ndan gelen yani bu İspanya'dan getirildi ya Yahudiler 2. Beyazıt evet. döneminde. Bunlar çeşitli yerler. Selanik. İstanbul'da yeni caminin bulunduğu yere yerleştirildiler. Evet. Sonra Balat'a alındılar onlar. Ondan sonra İzmir'de ve bir de çeşitli Yunan adalarında falan bunlar yerleştiler. Girit'te de daha sonra yerleştiler sonraları. Ama en çok Selanik'teydiler. Selanik'in nüfusunun yarısına fazlası Yahudiydi. Yani İspanya'dan gelen Safarat Yahudileri dediğimiz Ladino konuşan, İspanyol Yahudi, Yahudi İspanyolcası konuşan topluluktu. Onlar biliyorsunuz Engizisyon'dan kaçtılar falan bilmem nelerden. Getirildiler 2. Beyazıt döneminde. Oraya bu bölgelerde sakin olsunlar diye fermanı var 2. Beyazıt'ın. Bunlar burada yerleştiler. Bunlar ticaretle vesaire uğraşıyorlar. Çünkü liman kentlerinde oldukları için bunlar. Yani Selanik, İstanbul, İzmir, evet, daha çok böyle sahil. Liman, evet, sahil. Limanlar da Osmanlı'nın dışa, batıya açılan kapıları limanlardı. Ticaret vardı çünkü. Dubrovnik de öyleydi. Osmanlı'ya bağlı bir serbest liman kentiydi. Evet. Dubrovnik de öyleydi. Buralarda daha çok yerleştiler. Sabatay Sevi de orada Portekiz sinagoguna mensup. Portekiz sinagogu vardı şeyde. Efendime söyleyeyim. 18 yaşında oraya giriyor. Portekiz sinagoguna giriyor orada. İzmir'de Portekiz. Evet. Halen duruyor o sinagog binası, duruyor halen. Sonra 1666'da şimdi Yahudiler arasında çok Mesihçi, hep Mesih beklerler biliyorsunuz. Onlar da işte kıyamete yakın Mesih gelecek. Onlar da Mesih bunları tekrar Filistin'e döndürecek. Tekrar Mesih şeyi inşa edecek. Süleyman Mabedi'ni inşa edecek. Tanrı Krallığı kurulacak şeylerin. Yani Yahudi Krallığı tekrar test edilecek. Yahudilerin dünya hakimiyeti falan filan. Ben Mesih'im diye çıktı. Kısa zaman içerisinde etrafında çok fazla insan buldu. Şimdi Yahudiler de o dönemde özellikle Doğu Avrupa Yahudileri gettolarda işte gerek Katoliklerin gerek Ortodoksların baskılarıyla karşılaştıkları için Avrupa'da falan çeşitli yerlerde. Bu Doğu Avrupa Yahudilerinde biraz da oralarda yankı buldu. Polonya'da şurada burada yankı buldu. Ciddi olarak yankı buldu. Taraftar topladı. Bu Ortodoks Yahudileri çok ciddi olarak rahatsız etti. Bunu sahtekarlıkla, işte bilmem Yahudiliği bozmakla vesaire vesaire suçladılar bunu. Bunu Osmanlı'ya şikayet ettiler. Yani bu Mesihlik iddiasından bulundu. Evet, evet, evet. Bunu şikayet ettiler şeye. Peki niye, nasıl böyle bir şey? Birileri mi gaza getirdi yoksa kendi kendine bir şey mi uydurdu? Çok böyle Mesihlik iddiasıyla çıkan tarihte Yahudiler arasında çoktur böyle. Ya da hani bizim İslami kesimde de zaman zaman İslam tarihinde de var. Mehdilik iddiasıyla, evet, çıkan böyle. Ya da kafayı kaçıran, keçiyi kaçıran Mehdi'yim diyor. Bu da işte dedi ki ben Mesih'im dedi. Evet. Beklediğiniz Mesih, evet, benim dedi. Çok karizmatik ve bir de zeki biri. Çok zeki ve karizmatik biri. İyi yetişmiş bir haham. İyi yetişmiş bir haham. Mesihliğini ve uzun zaman uğraştırdı. Sonra bunu Gelibolu'ya aldılar. Gelibolu'da bu şey yaptı. Efendime söyleyeyim. Bu Gelibolu'da bunu ziyareti geliyorlardı. Osmanlıların görevlilerine, o hapishane görevlilerine para verip ziyaret ediyorlardı Yahudiler. Orada da durmuyordu. Bunu başka yere aldılar falan. Sonra bu çok fazla artınca Edirne Sarayı'na getirildi. O sırada Osmanlı'nın 4. Avcı Mehmet zamanında merkezi Edirne yani olmuştu. O zamana kadar saray bu meseleyi duymazdan geldi. Duymazdan geldi. Sonra şikayet mi oldu saraya? Ne oldu? Yahudilerden çok şikayet geldi. Osmanlı'nın çeşitli Yahudi şeylerinden, bölgeler, Osmanlı, tüm Yahudilerin büyük çoğunluğu Osmanlı topraklarında, evet, yaşıyorlardı. Çok ciddi şikayetler geldi. Bunu aldılar, saraya getirdiler, Edirne Sarayı. O dönemde payitaht Edirne'ydi. 4. Abdülmehmet zamanında, 2. Süleyman, 2. Ahmet zamanlarında, 2. Mustafa zamanlarında 30 sene, küsür sene Edirne başkent oldu bir ara. Ta 1703 Edirne vakasına kadar. Ondan sonra bunu aldılar. İşte sen Mesihlik böyle iddialarda bulunuyorsun. Bu iddianı ispat et. İspat edemezsen seni işte Yeniçeri nişangahlarına hedef hale getiririz. Yeniçeriler sana ok atar. Bakalım sana, sen gerçek Mesih'sen sana isabet etmez falan tarzıyla. Orada birileri ona böyle şey etmiş. Müslüman göz, Müslüman ol falan demiş. Bu da Müslüman olduğunu ilan etti. Niye Müslüman olduğunu ilan etti? Ölümden kurtulmak için. Ölümden kurtulmak için. Ölümden kurtulmak için. Müslüman olduğunu ilan etti. Aziz Mehmet adını verdiler. Kıyafetini, Müslüman kıyafeti değiştirdiler. Sarayda kapıcıbaşı yaptılar. Maaş da bağladılar. Evet. Sonra bu adam baktılar ki Fazıl Ahmet Paşa zamanında, Sadrazam'ın zamanında bu adam durmuyor yerinde. Gizli ayinler yapıyor. O dönemde de bazı sinagoglara çekip dua kitapları istiyor, İbranice bu. Bir iki kere yakalandı bu. Gizli ayinler yaparken kendi adamlarıyla birlikte İbranice ayin yaparken falan Yiddişçe ya da Yiddişçe değil, özür dilerim, Ladinoca ayin yaparken yakalandı. Gershom Scholem'in kitaplarında da oldu. Hatta Gershom Scholem'in de bunun mektupları da var. Çünkü o Benzivi Enstitüsü'nde daha sonra Sebetaycıların dokümanları, arşivleri, Selanik'teki arşivlerini şeye taşıdılar. Efendime söyleyeyim, Benzivi Enstitüsü'ne Tel Aviv'e taşıdılar, orada duruyor. Ondan sonra bunu Berat'a sürdüler. Berat'ta, Berat Ülcin o taraflara, Ülcin'de öldü. Bugün halen Ülcin'de bir Müslüman türbe onun adına, yani içeri girerseniz bir Müslüman türbe Ülcin'de, Karadağ Ülcin'de. O türbe halen duruyor. Sabatay Sevi'nin türbesi olarak. Şimdi duruyor. Bir dakika. Türbe, resmini ben... Türbe dediniz de. Evet. 13 numarayı verir misiniz yönetmenim Serkan? 13 numara. Sabatay Sevi'nin türbesi diyorsun değil mi? Evet. O zaman ben biraz sonra verecektim ama siz bahsettiğiniz için. Nerede şimdi türbesi? Ülcin'de. Ülcin şehrinde. Neresi orası? Karadağ. Karadağ'da. Evet. Oraya nasıl gitmiş dediniz? Oraya sürgün. Sürgüne gönderiyor. Osmanlı ne yapıyor? Yani şunu mu diyor? Bakıyor, biz bunu maaş bağladık. Müslüman olduğunu söyledi. Sarayın kapısında kapıcıbaşı yaptık. Evet. Ama bu hala gizliden ayinler yapıyor. Evet. Bir şeyler, faaliyetler yürütüyor. En sonunda sürgün mü edelim dedi. Sürgün ediyor. Evet. Şimdi Müslümanım da diyor. Öldürsek bir dert. Evet. Öyle mi oldu? Evet. Dolayısıyla oraya gitti. Acaba kaç yıl mesela sonuçta bu 50 yaşında vefat ediyor. Kendi mi ölüyor bilmiyoruz da yani birisi mi öldürüyor acaba? Orada ölüyor, vefat ediyor diye biliyoruz. 50 yaşında. Sonuçta Mesihliğini kaç yaşında ilan ediyor onu biliyor muyuz? 40 yaşında. 10 sene Mesih olarak iddiasıyla yaşıyor yani. Evet. 1656'da evet. 1666'da ilan ediyor, 1676'da ölüyor. Evet, kabri bu mu? Bu. Ama burası daha çok yani İslam alimi türbesi gibi, bir Müslüman türbesi gibi yapılmış. Evet, öyle türbesi gibi öyle görüyor, muamele görüyor ama Sabatay Sevi'nin türbesi. Evet, bu Sabatay Sevi'nin Ülcin'deki türbesi. Bu ev mi? Nasıl bir yer burası? Siz gittiniz mi? Böyle üstü ahşap, dışı taş duvarları taş. Orada öyle türbeler Muhammed çok var. Şeyleri var. Öyle türbeler çok sarık var. Sarık koymuşlar yani. Evet, sarık bile koymuşlar. Evet. Namaz falan kılınıyor demek ki, seccade falan. Peki mesela Sabataycılar, Yahudiler burayı ziyaret ediyor mu acaba? Geç dönemde keşfettiler onları da. Bunu kim yaptırdı acaba bu kabrini falan? Oradaki Arnavutlar. Müslüman diye? Evet. Peki evliya kabri muamelesi mi görüyor burası? Öyle görüyor, evet. Bak yani bir evliyayı ziyaret edelim. Evet, gibi oluyor. Yatır. Siz de ziyaret ettiniz galiba. Biliyoruz orayı. Fatiha okuyorlardır herhalde. Okuyorlar herhalde yani öyle. Evet, Sabatay Sevi'nin şimdi yönetmenim 11 numarayı sonra 12 numarayı da verir misin? Hazırlar mısın? Bu çizimler neyi anlatıyor onu soracağım ama en nihayetinde Sabatay Sevi peki ölmeden önce bir cemaati oluştu mu yani? Kendilerine ne diyorlardı bunlar? Yara İstanbul'a da geliyor zaten ölmeden önceleri, sürgün edilmeden önceleri, sonra sürgün ediliyor zaten. Fazıl Ahmet Paşa onu yakalayınca ihbar ediliyorlar, o yakalanıyor. Ve oradan sürgüne gidiyor. İstanbul'dan sürgüne gidiyor. Edirne'den İstanbul'a bir ara geliyor. İstanbul'dan tekrar sonra sürgüne gönderiliyor. Sürgünde ölüyor. Peki bir var mı? Taraftar grubu var mı artık yani? Ciddi olarak var. Şimdi bu Müslüman olunca çok büyük bir yankı uyandırıyor. Bunun taraftarlarının çoğu kopuyor. Yani onun Mesihliğine inananların çoğu kopuyor. Ama belli bir kesim bunun Müslüman olarak gizlenmesini ezoterik olarak yorumluyorlar, öyle kabul ediyorlar. Ezoterik bir şeye dönüşüyor o zaman. İyice ezoterik, batıni bir harekete dönüşüyor. Evet arkadaşlar, 11 ve 12'yi bulabildik mi? Onları tamam, onları da göreceğiz. Şimdi tabii şöyle, Sabatay Sevi ilginç bir isim. Yani burada işte Ülcin ve Berat'ta, Berat ve Ülcin'de 5 yıl kalıyor, orada vefat ediyor. 5 yıl burada faaliyet gösteriyor. Bu arada tabii orada Osmanlı Devleti hani sürgüne gönderdiği kişilere mağdur etmemeye çalışıyor ama evet, bu orada da görevli mi? Ne yapıyor orada? Yok, orada ikamette oturtuyor. Ailesi falan var mı? Şeyleri var. Yani o tartışmalı ama kardeşleri falan var. Evet. İlginç bir şey. Peki cemaati de oraya gidiyor mu, yoksa cemaati burada ne yapıyor? Başsız yani mı? Bunun karısı var ama çocukların olup olmadığı bilinmiyor. Peki tamam, diyelim ki bir kitlesi oluştu. Kendisi evet, artık görünüşte Müslüman gibi davranıyor. Ve bu kitle de öyle davranıyor. Yani bu mesela neyi anlatıyor? Bu çizim neyi anlatıyor? Bu şeyler Mesih bekleyen şeyler, Yahudiler. Yani oturup günahtan arındırma falan şeyleriyle Mesih bekliyorlar. Evet. Bunu evet, onu da görelim, diğer çizimi. Burada günah, burası pardon, günahtan arınarak Mesih bekleyenler, diğeri de Sabatay Sevi'yi ziyarete gelenler. Gelibolu hapishanesi o öteki. Evet. Bu Mesih bekleyenler, evet, kurtuluş bekleyenler, çizim sözde temsili çizim. Temizlenme, memizlenme ile işte Mesih bekliyorlar. Mesih gelecek diye kendilerini temizliyorlar falan işte. Evet, şimdi Yahudilerde bir ritüeldir bu. Mesyanik Yahudilerdi tabii. Evet, bunu da görmüş olduk. İnancını işte Yahudiler şeyinde kaleme alır. 10 emire nazire olarak 18 emirli bir şey kaleme alır. Kendi müritlerine. Emirname, böyle temel ilkeler. Bu ilkeler İslami kaynaklı mı, Yahudilik kaynaklı mı? Yok, batini Yahudilik kaynaklı. Kendi çünkü müritlerine, kendi özel mürit. Kendisine inananlara, hani gizliden Müslüman, gizliden Yahudi, görünüşte Müslüman olarak. Onların ilkeleri. Bir anlamda dönmelik ya da sabataycılık böyle mi başlıyor? Evet, evet bu. Yani bu 18 emirle başlıyor. Yani isminiz Müslüman olacak, siz aslında Yahudi ve Hristiyan, pardon, Yahudi olarak yaşayacaksınız. Evet, kralımız Sabatay Sevi'nin Davud'un neslinden geldiğine iman edilecek, şerefi bol olsun diyor mesela. Ne Tanrı'nın ne Mesih'in adına yalan yere yemin edilmeyecek. Zira Mesih'in adı da Tanrı'dan alınmıştır. Tanrı'nın adı onda mündemiştir diyor. Vesaire. Ne var bu? Kaç madde dediniz? 18. 18 Yaratıcının birliğine vesaire olmadığına, tamam, o ilahi şeye inanç. Bu diğerleri, gerek Tanrı'nın gerek Mesih'in adının geçtiği yerlerde lazım ve saygı gösterilecek. Gereken saygı. Yine bilgisiyle akranları arasında temayüz edenlere tazim ve saygı gösterilecek diyor. Mesih'in sırrını anlatmak ve araştırmak için meclisten meclise, toplantıdan toplantıya, yani kendi davasını yaymak için gruplar oluşturuyor, davetçiler oluşturuyor, tebliğciler oluşturuyor. Onlar sabataycılar arasında, yani katiller bulunmayacak, hatta kendilerinden nefret eden başka topluluk mensuplarından kimse de öldürülmesin diyor. Kislev ayının, Musevilerin 9. ayı 16. günü herkes bir ev veya mekanda toplanarak Mesih hakkında ve Mesih inancının sırrı hakkında işittiklerini birbirine anlatacak. 8. Cemaatin arasında işte zina hüküm sürmesin. Beria vesilesinde bile hilekarlıklardan dolayı ihtiyatlı bulunacaktır diyor. Yalancı şahitlikte bulunulmayacak. Kendi yakınına karşı yalan söylenmeyecek, birbirlerini, hatta evet, maamin olmayanlara, maamin diyorlar kendilerine, yani kendi inançlarına inananlara, itibar edilmeyecek. Hiç kimse sarık imanına, yani cemaat mensubu olan zahiri Müslümanlığa zorla sokulmasın diyor. Zahiri Müslümanlığa. Hatta inansa bile, zira cidal üstadlarının zümresine mensup olanlar oraya ancak kendiliklerinden ve kendi gönülleri ve iradeleri ve sevkleriyle girerler. İşte Davud'un mezamiri her gün gizlice okunacak mezmurlar. Her ay kamerin doğuşu izlenecek ve ayın yüzünü güneye çevirmesi ve ayla güneşin karşı karşıya bakışmaları için dua edilecek. Bu duaları yapıyorlar. Müslümanların adetlerine onların gözlerini boyamak için dikkat edilecek. Hacca bile gidenler oldu. Yakup Kerido vardı, bunun kayınbiraderi. Yakup Kerido hacca gitti. Yakup Kerido hacdayken bir deve onu altında tekmeleyerek çiğnedi, öldürdü. O şekilde. Yani şunu diyor, Müslümanların gözlerini boyamak için, öyle mi? Evet. Müslüman görüneceksiniz. Evet, onların adetlerine, onların riayet edilecek. Ramazan orucu tatbik için sıkıntı gösterilmeyecek. Kurban için de aynı şey yapılacak. Zahirde gözüken her şey yerine getirilecek. Evet, tamam, anlaşıldı. Onlarla, Müslümanlarla evlilik akdi yapılmayacak. Nikahlanmayacak. Mesela onunla ilgili göstereyim. Bu böyle bir olayla ilgili belgeler bunlar. Ne bunlar? O belgeler ne anlatıyor? Bu belgeler Şeşbeşzadeler dediğimiz ya Surre Eminizadeler dediğimiz bir ailenin, Sebitaycı ailenin kızı Rabia Feyzullah diye bir Arnavut'a kaçıyor. O Arnavut orada çalışanlarla. Bunlar zengin. Büyük çiftlikleri falan olan bir aile. Ayan. Yani Osmanlı zamanında şey etmemişler. Sebetaycıların ne olduklarını biliyorlar. Fakat Sebetaycıların şeylerini nedir? Efendime söyleyeyim. Herhangi bir engelle karşılaşmadan her türlü makam ve mevkiye gelebilmişler. Bu 19. yüzyılda özellikle. Ama Sadrazam Cevat Paşa var. Abdülhamit döneminin. Onun döneminde 1307 tarihli. Ondan sonra bu 1309 Rumi. Şimdi 1893 tarihli. Evet. Şimdi Cevat Paşa bu şeyde İstanbul'da Fatih'te Emir Buhari tekkesi ve şeyi var. Emir Buhari Camii var, sokağı var. Evet. Emir Buhari'nin türbesinin karşısında Mimar Kemalettin yapısı türbe var. O türbe Cevat Paşa'nın. Şimdi diyor ki Selanik'te mutavattin avdetilerden Şeşbeşzade Osman Efendi'nin hafidesi olup Hacı Feyzullah ile tezviç etmek üzere bil karar ilan-ı ihtida eyleyen ve dersaadete gönderilen Rabia hakkında. Şimdi bu Rabia diyor ki ben diyor Sabatayist kız. Sabataystim. Evet. Ben diyor Müslüman oldum diyor artık. Sadrazam'ın söylediği bu. Ve o Feyzullah'la kaçıyor. Şimdi ailesi de diyor ki bizim inancımız farklı. İşte biz hani biraz önce dedim ya Müslümanlarla evlenilmeyecek. Evet. Biz evlenemeyiz. Kızı iade etmesini istiyoruz. Sonra karar veriliyor, iade edilmiyor. Edilmiyor. İşte bununla ilgili. Bunlar bütün bu belgeler. Ama orada dikkat ediyorum, bunların avdeti olduğu biliniyor, ayrı bir inanç. Milleti İsrailiye'den bir yani, itikada sahip deniyor. Şöyle, devlet yazışmalarında, evet. Devlet belgelerinde bunların inançları ya da dönme oldukları biliniyor yani. Biliniyor. Nasıl fişlemiş devlet bunları? Onu tam bilmiyorum ama sadrazam ve diğer bu şeşbezer. Fakat bunlar aynı zamanda, mesela bunun dedesi Surre Emini. Surra Emini nedir biliyorsunuz değil mi? Surra alaylarını götüren en üst düzey makam yönetici. Devlet biliyor ama kamuda yani, iş veriyor. Surra Emini biraz daha bugünkü tabirle hac bakanı. Evet. Osmanlı'nın hac bakanı olabiliyorlar. Olabilmişler. Hiç yani bunların avdeti olduğu ayrı bir inanca sahip oldukları bilinmesine rağmen bunlara şey edilmemiş. Engel çıkarılmamış yani. Evet. Belli yerlere gelmelerine falan hiçbir şekilde engel çıkarılmamış. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor yani. Burada da var. Peki tamam yani devlet şey yapmış, bunları biliyor. Ne diye ifade ediyor? Bunlar hakkında ne diyor? Hangi ifadeyi kullanıyor? Asıl milleti İsrailiye'den bir itikada sahip olan. Böyle diyor. Bunları Müslüman görmüyor mu Osmanlı devleti? Görmüyor, avdeti diyor zaten. Avdeti demek dönme demek. Dönme demek. Sadrazam'ın şeyinde de var. Selanik'te mutavattin avdetilerde diye Sadrazam Cevat Paşa'nın tezkiresi bu. O kaç yılında mesela? 1893. Abdülhamit dönemi. Peki sarayda hatta ben bir şey duydum yani bir Şeyhülislam bile Sabatay Şeyhülislam duydum mesela. Söylüyorlar, o tam kesin değil ama elimizde tam şey yok. Net bilgi yok. Ama paşa çok fazla var. Asker çok fazla var. Çok fazla asker var yani. Ya bunun acaba bir sebebi var mı? Paşalar çok fazla paşa olmasının bir sebebi var mı? Bunların sebebi şu. Bunlar batıya çok açık. Batılı eğitimle eğitiliyorlar. O eğitimi alıyorlar. Ve okullar kuruyorlar. Bunlar okullar da kuruyorlar. Okulları da var bunların. İşte o Fevziye mektepleri zamanında, Terakki mektepleri, Fevziye mektepleri hep bunların kurdukları. Bunları İstanbul'da da 2 tane Fevziye mektebi kuruyorlar. Bir tane Beşiktaş'ta kuruyorlar. Abdülhamit döneminde, yok biri Abdülaziz döneminde. Bir tane de şeyde kuruyorlar. Feyziye Camii var ya, Üsküdar Bülbül Deresi. Onun karşısında Hafize Kabile Hanım diye bir Sabetaycı kadın kuruyor. Hafize Kabile Hanım diye bir kadın. İlk önce kuran o. Şimdi şöyle Zeyd 30 numaralı fotoğrafı verebilecek misin? 30 numara pardon. Şöyle 33 numara. 33 numarası numaralı fotoğrafı. Arkasından da 34-35'i yan yana isteyeceğim. Önce 33'ü görelim, sonra 34-35'i yan yana isteyeceğim. Şöyle bunlar niye Feyziye ismini seçiyorlar? Niye Terakki'yi seçiyorlar? Biri belli mi? Feyz, ışık. İşte böyle Feyz. Ama böyle şu da ilginç mesela. Terimleri kullanıyorlar. Şöyle, bu şu da ilginç. Mesela Cumhuriyet rejimi. Sonra ışık liseleri oldu ya. Evet, ışık okulları. Evet. Sonra Feyziye Terakki okulları da lisesi de vardı galiba. Kişi Terakki oldu. Kişi Terakki lisesi oldu. Peki Osmanlı'da bunların okullarına daha çok mesela normal Türkler, Müslümanlar da çocuk gönderiyor mu? Yoksa sadece Sabatayist avdetilerden mi oluşuyor öğrenci? İlk önce avdetiler değil. İlk önce onlardı. Fakat sonradan şimdi Muallim Şemsi'nin okulunda ve diğerlerinde mesela Muallim Şemsi'ye 5 defa Osmanlılar şey verdi. Muallim Şemsi'ye 5 kez nişan verdiler. Belgeleri elimde. Ne nişanı veriyorlar? İşte Osmani nişanı, şu nişanı, bu nişanı, çeşitli Mecidi nişanı falan veriyorlar. Nişan veriyorlar. Peki müfredat acaba ayrı mı? Mesela bunların... Müfredatla ilgili işte tam elimizde bir şey yok maalesef. Sonraki dönemlere ait var. Ama ilk dönemlere ait olarak Avrupa'yı tarzı eğitim veriyor. Söyle ne o? Yani Avrupa'yı tarzı veriyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın da değil mi bu okullara gittiği mesela Selanik, özellikle Selanik bildiğim kadarıyla. Muallim Şemsi'nin mektebinde okuyor. Arkadaşlar siz herhalde hazırlayamadınız fotoğrafı. Ben şöyle başka bir konuya geçeceğim çünkü başka bir fotoğrafa geçeceğim. Verebilecek misiniz bilmiyorum. Veremiyorsanız başka bir fotoğrafa geçmem gerekecek. Evet bu mesela bahsettiğimiz Feyziye Camii. Bülbül Deresi'nde değil mi? Bülbül Deresi'nde bu cami. Kitabesi de var. Şimdi de arkadaşlar bu camiden sonra 34-35'i yan yana verebilecek misiniz? Evet. Şimdi o kitabede diyor ki bu kabristan için eyler dua. Kabristan onların, Selaniklilerin. Sebetacıların kurduğu bir kabristan. Bu cami de onlar yaptı. Bu camiyi de onlar yaptı. Bu caminin bir farkı var mı normal camilerden? Bu caminin kıblesinde problem vardı ve bu yüzden 2 sene önce falan yıkıldı. Yıktı, belediye tekrar yaptı şimdi. Geçen senemi tekrar ibadete açtı. Şu anda buraya ama herkes gidiyor herhalde. Herkes gidiyor fakat tabii bunun parasını onlar topladı. Bu camiyle ilgili ben söyledim. Para toplayan şahıs da belli. Şahıslar da belli. O şahıslar burada para topluyorlar. Sevgili izleyenler, Sabatayistlerin Bülbül Deresi, Üsküdar Bülbül Deresi'ndeki mezarlığa yakın mı bu cami? Bitişi. Mezarlık. Mezarlık. Şimdi mezarlıktan da bazı kareler göreceğiz. O mezarlığın bitişiğindeki Feyziye Camii, Sabatayistlerin ne zamandan beri normalde vardı bu cami? 1300 tarihli olduğuna göre 1882-83. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılıyla yakın. Yakın. Evet. O tarihten beri vardı. Kıblesi yanlış olduğu için geçtiğimiz yıllarda, değil mi? Evet. Belediye yıktı, yeniden yaptı. Bu son hali. Acaba aslına uygun mimariyle mi yaptı bilmiyoruz. Bu da kitabesi. Evet, bu kitabe. İşte bu, bakın, Vadi-i Bülbül'de ashab-ı yaptılar. Bu mabede el hak latifu dil nuvas, münzevi bir zahide hak, bine benzer güye hakka el açmış, bu kabristan için eyler niyaz bak. Bu hakka el açıp bu kabristan için, bu tarihte bunlar bu cami için para topluyorlar. Ya bu cami yapılırken yazılmış bir kitabe olduğu anlaşılıyor. Evet, evet, tam yapılma esnasında. Evet, burada peki bunların Sabatayist ve inancını çağrıştıran bir ifade var mı? Zaten o ilk Feyziye Okulu burada açılıyor. Onun da kitabesini ben koymuştum. Evet. 1310 tarihinde kabile Hafize Hanım'dır sebep, bir vasiyetle yapıldı haliya, mektebi pür feyze gel, subhu mesa diye. Şimdi arkadaşlar, Bülbül Deresi'ne gitmişken cami oradaydı. 36-37'yi de yan yana verirseniz bir iki mezar görelim, kabir görelim oradan. Bunların kabirleri burada sadece Sabatayistler mi var? Tabii Yusuf ki... adlı, bakın, Dilberlerden, orada Dilberler ailesini yapıyor. Dilberler Karakaşlardan. Dilberlerden birçok mezar var bu mezarlıkta. Evet. Onlardan Yusuf adlı biri tarafından Sabataycı cemaatten para toplanarak 1882 tarihinde bu mezarlık için yaptırılıyor. Bu konudaki diğer bilgi de Üsküdar tarihi var. Mehmet Nuri Haskan. Evet. O da Selaniklidir. Sabataycı değildir. Sabataycılarla bayağı bir çatışma halindeydi rahmetli. O kendi şeyinde yazıyor zaten. Bu kitabında yazıyor. Evet. Bu bilgi. Bülbül Deresi bu, yani Sabataycılar mesela özellikle Bülbül Deresi'ni mi seçiyorlar kabristan olarak? Evet, evet. Niye orayı seçiyorlar? Yani bülbüllerin sesiyle Sabatay gelecek, oraya gelecek. Bülbül Deresi ismi ondan mı veriliyor? Evet, orada bülbüller öttüğü için, yani bülbüllerin öttüğü bir vadi eskiden. Orası biliyorsun böyle, o cadde bir vadidir, fıstık ağacına falan çıkan. Evet. Dikkat ederseniz. O vadi eskiden bülbüllerin ettiği falan ağaçlık bir yer olduğu için orayı seçiyorlar. Seçiyorlar. Yani bir çeşitli mezarlar, bir mezarlıkları o, diğer mezarlıkları Maçka. Maçka'da bir teşvikiyenin ilerisinde bir mezarlık var. Harap vaziyettedir. Orada Sabataycılara ait 80'i aşkın mezar taşı tespiti yaptık. Yani bunlara girildiği zaman bu mezarlıklara, evet. Şimdi şöyle, buradaki Bülbül Deresi'ndeki kabirlerdeki şu yazıya çok rastlandığı söyleniyor. Sakladım, söylemedim, derdimi gizli tuttum, uyuttum. Mesela bu tarz şeyler çok varmış. Evet, var. Ne anlamak lazım bundan? Yani o iki kimlikli, çift kimlikli şeyimi korudum diyor. Mesela şeyde de var. Abdurrahman Ercan Atatürk'ün mezarı var orada. Şuna yakındır. Kadriye Arslan'ın hemen yan tarafındadır. Abdurrahman Ercan Atatürk var. 1942'de vefat etmiş. Bu arada... de Hasan Tahsin, yani milli mücadelede, evet, İzmir'de işgalcilere ilk kurşunu attığı iddia edilen, aslında doğrusu o değilmiş ama öyle iddia ediyor. Doğrusu Fethi Bey deniyor. Evet, doğrusu Fethi Bey. Ama ne hikmetse bizim resmi tarih kim diyor? Hasan Tahsin, gazeteci Osman Hasan. Nevres asıl adı. Gerçek ismi Osman Nevres. Evet. Yani bir Sabatayist. Sabataycı. Önemli bir Sabataycı. Evet, onu da Sabataycı olduğunu. Karakaşlardan. öğrenmiş olduk. Şimdi yönetmenim. Şimdi buraya girdiğiniz zaman. Evet, burası Bülbül Deresi'ndeki kabristandan birkaç kare bunlar. Evet. Evet. Şimdi Bülbül Deresi'ne girdiğiniz zaman ya da Maçka'ya gittiğiniz zaman şunu fark ediyorsunuz. Kendinizi bir devlet mezarlığında görüyorsunuz. Birçok devlet adamının mezarlarını orada görebiliyorsunuz. Bakanlar, işte şeyler, genel müdürler, paşalar, yüksek bürokratlar, evet, generaller vesaire. Ciddi olarak yani biz şeyle gitmiştik, Abdurrahman Dilipak'la 99 miydi, 2000 yılı mıydı? O zaman da hani böyle şaşa kalındı. Yani bir burada devlet mezarlığı var, bir de Ankara devlet mezarlığı falan diyorduk yani. Bir yerde devlet mezarlığı var, burada böyle. Sonradan bunlar Feriköy ve Zincirlikuyu'ya gömüldüler İstanbul'da. Biraz da Kozlu, Topkapı Kozlu mezarlığında varlar. Eyüp'te birkaç tane var. Birkaç tane Eyüp'te var. Seydol ailesi var. İbrahim Seydol falan orada gömüldü. Evet. Ankara'da da Cebici Asri Mezarlığı'nda gömüldükleri böyle bir alan var. Yönetmenim, 16 ve 17'yi de yan yana verebileceğim mi bu şekilde? O zaman diyorsunuz ya, Sabatayis kabristanına gittiğimiz zaman bir devlet kabristanı gibi hissediyorsunuz. Evet. Çünkü üst düzey devlet adamları, bakanlar, paşalar, değil mi? Evet, onlar. Nasıl bu makamlara hep onlar yükselmiş? Nasıl yükselmişler? Dedim ya, yani Osmanlı Tanzimat döneminde Hac Bakanı yapıyor daha önce. Hac Bakanı yapıyor bunlar. Hac Bakanı oluyor. Suriye Emini oldu. Suriye Emini olabildikten sonra her şey olabilir. Cumhuriyet döneminde de? Cumhuriyet'in kurucu kadrosu zaten. Kurucu kadroda ciddi bir Sabatayis var. Abi çok ciddi. Çok ciddi. Hatta şöyle yani sormak İngilizler lazım. Onlar üzerinde, onlarla anlaştı aslında. Yani hatta şöyle sormak lazım. Sabataycı olmayan, Cumhuriyet kurucu kadrosu arasında olmayan var mı? Yani az, çok az. Var. Yani bazı Çerkesler falan var ama az. Evet. Arkadaşlar 16-17'yi bekliyoruz. Şimdi şöyle, tabii çok meşhur, tabii Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmeni Şemsi Efendi. Gerçek ismi Şemsi Efendi mi onun? Şimon Zivi. Şimon Zivi. Zivi. Böyle bunlara peki şeyleri var mı? Böyle kendi iç dünyalarında isimleri. İşte o Şimon Zivi vesaire var. Var. Hepsi. Bugün için söyleyemeyiz ama bu Muallim Şemsi, bu Karakaşlar bölümünde, biraz ileride Balcıların vardır, Sirmanların vardır, evet, mezarları arka tarafında. Sevgili izleyenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk öğretmeni değil mi? Evet, bu kendisi ve kızı Yekta. Şemsi Efendi solda ve kızı Yekta. Evet. Kızı Yekta. Sağdaki de Muallim Şemsi Efendi'nin kabri. Bülbül Deresi'nde. Fatiha falan yazmamışlar. 1917'de vefat ediyor. Geliyor. 1917'de vefat ediyor. Onun kabri. Fatiha falan yazmadıklarına göre acaba Şemsi Efendi... Yok, bazılarında Osmanlıca yazan da var. Bir taşı Osmanlıca, bir taşı böyle. Peki. Bu Cumhuriyet döneminde tekrar yenilenen... Tamam. Şems belli, evet, harf devriminden sonra. Şemsi Efendi Müslüman mıydı acaba? Şemsi Efendi Müslüman, Arabi Farsi muallimliği yaptı. Lisede İstanbul'da, İstanbul'a geldikten sonra, yani Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Fatih'te Kız İnas Mektebi'nde, yani evet, o dönemde Arabi Farsi muallimliği yapıyor. Arapça Farsça muallimliği yapıyor. Bunlar arasında öyleleri de vardı. Evet. Şimdi Şemsi Efendi'yi gördük Selanik'te, değil mi? Evet. Mustafa Kemal Paşa'nın. Zaten o konuda en iyi kitap Şemsi Efendi ile ilgili. Şurada bir kitap var. Evet. Şu Şemsi Efendi, bu Azmi Koçak'ın Şemsi Efendi kitabı, bayağı da büyük harflerle yazılmış ilginç bir kitap. Resimler de var arkada. Bakın, evet, arkada resimleri gösterin bana. Ben kim bir Selanik söyleyeyim, ailesi. Ondan şöyle önce bakayım. Resimleri ben söyleyeyim, evet, size kimler oldu. Şu gördüğümüz resim var. Şu gördüğümüz Şemsi, evet, Efendi resmi var zaten kitabın arkasında. Şimdi burada yine Şemsi Efendi'nin kızı Yekta ile ilgili fotoğraflar. Şöyle o zaman. Yekta, onun yanında da Yekta'nın 18 var. 18 numarayı da verir misin? 18 numarayı. Onu da görelim. Bu da Şemsi Efendi'nin torunu Velizeren ve eşi Nazım Hanım'ı da görelim. Yani Nazime Hanım. Hem de Yekta Hanım. Yekta Hanım Şemsi Efendi'nin kızı ve o Velizeren'in annesi. Evet. Şöyle bakıyorum yine. Şemsi Efendi'nin bir öğrencisi diyor. Burada zaten Üsküdar Bülbül Deresi'ndeki kabrini koymuşlar. Az önce gördük. Orada en önemlisi o Velizeren resmi. Evet. Burada da Selanik'le ilgili eski fotoğrafları arkaya koymuşlar. Şimdi şöyle arkadaşlarım hazırladığı zaman göreceğiz. 18 numaralı fotoğrafı. Arkasından 18'i hazırladıktan sonra arkadaşlar sizden şeyi rica edeceğim. 14 ve 15'i rica edeceğim. 14 ve 15 numaralı fotoğrafı da rica edeceğim ama önce bu 18'i bir görelim. Bu kitabın, yani Şemsi Efendi'yi anlatan kitabın kitaptaki birkaç kare volümümüze de yansıyacak. Evet, bunlar. Evet, kızı Yekta. Şu Yekta. Ortadaki Yekta. Bunlar İstanbul'a mı geldi daha sonra acaba? Sonradan tabii İstanbul'a geldiler. Ama yani bunlar İstanbul'a gelmeden önce. Evet, Şemsi Efendi'nin torunu Velizeren. Bunun babası İbrahim, dedesi de Veli tekrar. Veli oğlu İbrahim, peki, İbrahim oğlu Velizeren. Şemsi Efendi okulu özel bir okul mu, devlete bağlı bir okul muydu? Devlet ona nişan veriyor. Yani 5 defa nişan aldı. Kolej gibi bir şey. Evet, evet. Buraya ama herkes alınabiliyor mu mesela? Herkes kaydolabiliyor mu? İlk önceleri değil. Sadece cemaate yönelik. Yahudi cemaatine mi? Sabataycı. Yahudileri almazlar aralarına. Diğer Yahudileri almazlar aralarına. Allah Allah. Hayır, almazlar. Yani normal kimliğini açıkça yaşayan Yahudileri almıyorlar mı? Yok, Ortodoks Yahudilerle bunlar arasında düşmanlık bile vardı. Niye öyle? O zamanlar Yahudiler, Ortodoks Yahudiler, hahamlar bunları sapkın kabul ediyorlardı. Arkadaşlar 14-15'i de hazırlıyorsanız sevineceğim. Onları da konuşalım. 14-15 numaralı fotoğrafları. Şimdi şöyle, torunları hayatta. Hayatta olanlar torunları var. Torunları hayatta. Bu arada çağrı yapalım. Yani Şemsi Efendi'nin değil mi? Velizeren'in torunları. Dolayısıyla Şemsi Efendi'nin birkaç kuşak torunu. Evet. Yayınımız açık. Kırmızı Masa, gelmek isterlerse gelsinler. Geçen gün şeyin programına, Ruşen Çakır'ın programına çıktı. Uluç Özü Yener diye bir Sabataycı, Amerika'da yaşıyor. O çıktı. Konuştu, bazı şeyleri konuştu. Evet, şimdi bu fotoğraflar ilginç fotoğraflar. Şundan ilginç fotoğraflar. Soldaki bizde göre kim bu? İbrahim İhsan. Kim o? İbrahim İhsan, Veli Bey'in oğlu. Bunun babası Muallim Şemsi'nin kuzeni. Evet. Yani babası kuzeni, Muallim Şemsi'nin kuzeni. Bu solda gördüğümüz fotoğraf İbrahim İhsan. İbrahim İhsan, Selanikli, akrabası Muallim Şemsi'nin, onun yetiştirdiği bir kimse. Onun tarafından yetiştirilmiş. Yabancı dil öğrenmiş birisi. Sonra Avusturya Macaristan Devleti'nin Selanik konsolosluğu var. Evet. O konsoloslukta önce konsolos katipliği yapıyor. Sonra konsolos tercümanı oluyor. 1913'e kadar orada. Selanik'te. Evet. 1913'ten sonra şeye gidiyor. Efendime söyleyeyim, Viyana'ya gidiyor. 1920'li yıllarda Viyana'da vefat ediyor. Evet. Oğlu Türkiye'ye geliyor sonra. Oğlu bunun oğulları. Velizeren bunun oğlu. Velizeren bunun Şemsi Efendi'nin kızı Yekta Hanım'dan olan oğlu. Velizeren. O biraz önce resmini gördüğümüz. Bunun Yekta Hanım'dan olan oğlu. Ondan sonra bir de Avusturya'ya gittikten sonra Macaristan'a, Viyana'ya. Viyana'da tekrar bir evlilik yapıyor. Onda da Sahip İhsan Tansuk çıkıyor. Evet. Doğuyor. Sahip İhsan Tansuk böyle genel müdürlük falan yapmış. Bir bankanın genel müdürlüğünü yapıyor. Bir ara işte fahri konsolosluk yapıyor. 2012 Ağustos'unda Heybeliada'da öldü bunun son oğlu. Evet. Heybeliada'da öldü. 2012 Ağustos'unda öldü. Peki Atatürk'le bir alakası var mı? Benzemiyor mu? Yani şöyle, bu fotoğrafı bana birisi de Kırmızı Masa sonrası bir mesaj atmıştı. Bu fotoğraftaki şahsın İbrahim İhsan. Ben torunlarından aldım. Bunu torunlarından Mustafa Kemal'in gerçek babasının olduğunu, babası olduğunu iddia ediyor. Evet, söyleniyor. Ama biz Mustafa Kemal'in babasının Ali Rıza Efendi olduğunu biliyoruz. Şimdi bize söylenen Sebetaycıların söylediğini söylüyorum. Sebetaycıların söylediği. Zübeyde Hanım'ın da şeyi var, ilişkisi var. İlk şeyi Zübeyde Hanım'ın İbrahim İhsan'la. Dolayısıyla yani bu benzerlikte mi sadece ilişki kuruluyor acaba, babasıdır diye başka bir... Torunları, yani bunu bilgiyi veren torunları. Yani akrabaları veriyor. Daha başka akrabaları da var. Yani o akrabalarının verdiği bilgi, Zübeyde ikinci eş olarak işte Ali Rıza ile evleniyor. Üçüncü evliliği de var Ali Rıza'dan sonra. Ali Rıza rüsumat memuru olarak 1888'de 5 Kasım 1888'de vefat ediyor. Ali Rıza Bey 1888 Kasım'ında vefat ediyor. Ondan sonra Bekir Ragıp diye birisiyle evleniyor. Evet. Bekir Ragıp'la evliliği Mustafa Kemal'le annesinin arasını açıyor. Orada nasıl oluyorsa, evet, onu şey anlattı. Cemal Kutay anlatmıştı onu. Bu başka bir konu ama İbrahim İhsan'ın Atatürk'ün babası olduğu iddiası var mı? Hiçbir yerde geçiyor mu? Sebitaycılar söylüyor bunu. Kendi aralarını söylüyorlar. Söylüyorlar. Ali Rıza, bildiğimiz resmi tarihin anlattığı Ali Rıza Sabataycı mı? Ali Rıza, Zübeyde Hanım kuzen. Sabataycı olduğuna dair bir bilgimiz var mı? Ali Rıza Bey, evet, mi? Ali Rıza Bey'in akraba, Ali Rıza Bey şeyde, Selanik'te Sebetaycıların gömülü olduğu Selanik Mevlevhanesi var. Selanik Mevlevhanesi Sebetaycılarında. Son Postnişin İshak Dede'de, ben onun, evet, resmini de gönderdim size. Evet, göreceğiz birazdan. O da Sebetaycı, de Sebetaycıların hahamıydı aynı zamanda. Onun yanında mezarlıkları vardı onların. Sebetaycıların mezarlığıydı. Evet. O mezarlıkta gömülüydü Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey o mezarlıkta gömülüydü. Sonra o mezarlığı Yunanlılar yok etti. Evet. Şimdi yönetmenim, bu arada şeyi hazırlarsan, 19 ve 20'yi hazırlarsan yine bunları da bir görelim. Bu gazeteler ne yazmış? En azından Müfit Bey'e soralım onları. Şöyle, peki Cumhuriyet'in kurucu kadrosu, yani eğer Sabataycılara bırakırsak işte onların anlatımına doğru sayarsak Mustafa Kemal bile Sabatay'ı istiyorlar onlar, değil mi? Şeyler söylüyor. Kendileri öyle, akrabalar öyle söylüyor. Bunlara peki, buna bir kanıt söylüyorlar mı mesela? Delil söylüyorlar mı? Neye dayanarak söylüyorlar? Yabancı kaynaklar söylüyor zaten. Yabancı kaynaklar açık açık yazmışlar o dönemlerde. Mustafa Kemal hayattayken yazmışlar. O dönem dediğimiz mesela kaç yılları? 21. 21, 22 öyle mi? Evet, evet. Basında mı çıkmış? Basında. Ne diye geçiyor? The Jewish leader of the Turkish Ankara government, Ankara Türk hükümetinin Yahudi lideri diye geçiyor. Öyle mi geçiyor? Evet, orada. The New York Herald, New York Tribune gazetesi. Arkadaşlar evet, şöyle 19-20 dedim. Arkasından mümkünse 22-23'ü de hazırlayın. Bir an önce görürsek onlardan sanıyorum bahsettiğiniz 20'li yıllarda Mustafa Kemal Paşa ile ilgili çıkan haberler, çıkan ya da yazılar. Haberler. Evet, evet, haberler var. İlginç tabii. Şöyle, peki Mustafa Kemal Paşa'nın kendi hayatında hiç bunu ima eden bir... Evet, bunlar herhalde değil mi? Ben Kemal Atatürk Recites Şema İsrail. Mustafa Kemal işte Şema İsrail'in şey ettiğinde, okuduğunda. It is my secret prayer too. Benim de gizli duamdır. Bu İtamer Ben Avi'nin, evet, otobiyografisi var. Orada İbranice'dir. Ondan Hillel Halkin diye bir gazeteci, İsrail'de yaşayan Amerika'daki Yahudilerden, Zikron Yahov'dan yazıyor. Onu makaleleştirmiş. 1999 yılında, 94 yılında bunu işte bu Forward dergisinde bu tarihte yayınlıyor bunu. Evet. Bu makaleyi ben size verdim galiba, makalenin şeyini. Ondan sonra metnini verdim. Evet. Evet, burada metin burada. Efendime söyleyeyim. Evet. Burada işte o sırada İsrail Başbakanı Türkiye'yi ziyaret edecek. Weizmann. Bu ziyarette böyle bir şey gündeme gelecek. Bu da İtamar Ben Avi'nin kitabından tercüme ediyor İngilizceye. Bunu yayınlıyor. İşte Mustafa Kemal'le İtamar Benavya arasında bir konuşma oluyor. Mustafa Kemal Kudüs'teyken biliyorsunuz, evet, o Yıldırım Orduları Komandanı falan oluyor ya. Orada otelde konuşuyorlar oradaki. Orada Mustafa Kemal diyor ki bu benim diyor gizli duamdır diyor. Şema İsrail meşhur bir duadır. Şema İsrail Adonai Eloheinu Adonai Ehad diye bir İbranice. İbranice'de yani, Yahudilerin işit ey İsrail Adonai Rabbim Eloheinu Allah'tır. Adonai Ahad Rabbim birdir diye İsraillilere İbranice'de okunan bir dua bu. Yani Yahudilerin mi? Adonai şey demek, Rabbim demek. Evet. Tamam. Yani bu gizli duayı Yahudiler mi kendisine sokuyor? Sabatayistler mi? Sabatayistler de şey diyor. Yani bu duayı gizlice kendi aralarında evlerinde yapıyorlar. Evet. Bunlarda ne var? Onu geçelim. Tamam, soldaki. O Latife Hanım'la ilgili bir şeydi. Tamam. Onu geçtik. Şurada. Şunun detayları var. New York Tribune gazetesi. Evet. Bu 1921 bakın. Februari. 24'ü de verir misin o zaman arkadaşlar? 24'ü Tribün gazetesinin. Evet. Sanıyorum devamı. New York Tribune gazetesi. Yani mi? Soldakini alalım, sağdaki kalsın, bir de 24'ü ekleyelim. Evet, evet. Bunun bir de 24 numarayı yanına verebilirseniz. Şimdi şöyle. Burada anladığımız kadarıyla Mustafa Kemal, değil mi, Filistin cephesindeyken, evet, bir otelde, evet, nedir olay tam olarak? Konuşuyorlar. Mustafa Kemal de diyor ki yani kendisinin aslen işte. Kime söylüyor bunu? İtamar Benavi'ye söylüyor. O da hatıralarında yıllar sonra yazıyor bunu. Evet, 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 yazıyor. Yani Atatürk ne diyor orada tam olarak? Ben diyor artık diyor o inançlara sahip değilim ama diyor ben bu kökenim bu diyor. Benim gizli doğamdı diyor. Evet, gizli dua yaptığını bu Yahudilerin yani Sabatayistlerin yaptığı duayı onun da kendisi de yaptığını söylüyor. Evet, o şekilde yani o köken olduğunu zaten söylüyor. Evet, bu mu? Ha, Mustafa Kemal Strength Prestige. Prestijini arttırıyordu Mustafa Kemal. Mustafa Kemal Jewish Leader of the Angora Government, Ankara hükümetinin Yahudi lideri diyor. Açık söylüyor burada. İşte o gazetede. Bu kaç yıllık gazetesi? 1921 Şubat. Az önceki gazetenin detayı bu aslında. Detayı yok. O içeride detayı tam net gözükmediği, evet, için o gazeteden net alıntı. Az önceki sayfadan alıntı. O gazetenin arşivinden alıntı bu. Evet. Direkt arşivinden alıntı. Dolayısıyla bu Mustafa Kemal hayattayken çıkmış bir yazı. Evet, 21. Tekzip edilmiş falan değil. Değil. Evet. Değil. Onu da görmüş olduk. Arkadaşlar şimdi... Jewish Leader of the Angora Government. Ankara hükümetinin Yahudi lideri diyor. Şimdi şöyle... arkadaşlar mesela 38-39'u da yan yana verebilecek misin? 38-39'u şöyle o dönemde daha Yunan Savaşı devam ediyor. Daha yani 1. Yunan'ın 2. Yunan'ı olmuş muydu tam bilmiyoruz. Yani. Şimdi Cumhuriyeti kuran kadroda diyorsunuz, Sabatayist çok var. Başka isim var mı mesela böyle bildiğimiz? Yani çevrede çok var, çok var. Bakanlar arasında falan. Tabii tabii tabii. Şükrü Bileda var, bilmem ne var. Bir sürü insan var orada. Yani Fevzi Paşa için diyemiyoruz herhalde. Yok, yok. Karabekir yok. İçin diyemiyoruz. Karabekir değil, değil. Onlar değil. Onlar biraz farklı. Değil, değil. Yani evet. Şimdi Türkiye'de şöyle yapıldı. Son dönemlerde, son 20-25 yılda önüne gelene Sabataycı dendi. Ya evet. Adam Kürt Sabataycı oluyor. Adam Muhdilaz Sabataycı oluyor. Adam bilmem ne Sabataycı yapıldı. Yani idiş edildi, sulandırıldı çok. Peki, sulandırmaya gerek yok. Peki, mesela bazıları isimlerden bile işte bakıyorsun Türk ismi gözüküyor, Müslüman ismi gibi gözüküyor ama isimden bile işte Sabataycı manası çıkarıyor. Şöyle, Sabataycılarda Menman soyadları çok kullanıldı ama her Menman kullananlar onlar değil. Mesela Osman, o Menman diyor. Yok, soyadlar. Mesela adamın soyadı Dişmen, Sirmen, Sirman, özür dilerim, Sirman. Cohen. Cohen zaten o başka Yahudi. O Yahudi. Onun dışında bilmem Ekeman, Şuman, Man diye genellikle bunu kullandılar. Bu vardı. Bilinçli bir seçim mi? Biraz. Çocuklarına peki isim mesela İpekçi ailesi için de söyleniyor mesela. İpekçi de men yok. İpekçi ailesi önemli bir Sabataycı aile. Bunlar ne? Bu Mevlevi İshak Dede, burası Selanik Mevlevi Hanesi. Evet. Oranın son postnişini sonra Türkiye'ye geliyor. Emre Gönensay vardı Dışişleri Bakanı, onun dedesi. Bu aynı zamanda Sefitaycıların çok önemli bir hahamıydı. Çok ogan dediğimiz, ogan deniyor onların din adamlarını, oganlarındandı. Önemli bir hahamıydı. Hem yani şunu mu anlatıyorsun? Hem haham hem Mevlevi şeyhi. Hem haham hem Mevlevi şeyhi. Mevlevi şeyhi. Evet, öyleydi. Nasıl anlıyoruz? Haham olduğunu nasıl anlıyoruz? Var mı? Aileden biliyoruz bunları. Bu çok radikal bir şey ya. Evet. Aile bilgileri bunlar. Burada ne anlatıyor peki? O Esatname, bu çok ilginç bir adam. Mehmet Esat dedenin, Selanikli Mehmet Esat dede, Mevlevi şeyhi, Yenikapı Mevlevi Hanisi şeyhlerinden. Orada ders vermiş falan kimselerinden. Evet. Onunla ilgili kitap. Kitabı yazan da Hüseyin Vassaf. Hüseyin Vassaf'ın tabii bir alakası yok ama Hüseyin Vassaf'ın da hocası. Şimdi bu çok ilginç bir adam. Sebetaycılardan Recep Efendi'nin oğlu Selanik'te. Evet. Esad Efendi. Esad Efendi 17 yaşındayken İslam'a ısınıyor. Hüseyin Vassaf'ın anlattı. Evet. Hüseyin Vassaf onun avdeti olduğunu söylüyor. Evet. Burada söylüyor, bu kitapta söylüyor. Hüseyin Vassaf'ın el yazısı zaten. Evet. Ondan sonra İslam'a ısınıyor. Müslüman oluyor. İhtida ediyor. Sonra okuyor. Mevlevi oluyor. Çok iyi okuyan. Yani medrese tahsili çok kuvvetli bir kimsedir. Evet. Muhammed Said el-Kevseri'nin de hocasıdır aynı zamanda. Hocalarından birisi de budur. Evet. Muhammed Said el-Kevseri'nin, Esad Efendi'nin Esadname. Sonra Yenikapı Mevlevihanesi'nde falan. Sonra Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde defnediliyor. Kitapları falan olan bir kimsedir Esad dede. Çok kimsenin hocasıdır. Hüseyin Vassaf da bakın Kasımpaşa Mevlevihanesi'ndeyken mezarı, evet, orada mezarın önünde. O mezar peki, sonra Tahira Tekkesi'ne taşındı. Selahaddin Uşaki'nin ayak dibine taşındı. Şimdi bunun ilginç, evet, bir şekilde Halil Bezmen'in dedesi. Halil Bezmen'in de dedesi. Bezmen ailesi de mi Sabatayist oluyor? Bunun torunu. Evet. O şöyle. Şimdi fakat, evet, bu Müslüman bir adamdı. Bu Müslüman bir adam. Evet. Yani bizim bildiğimiz İslam'a ısınmış, evet, ihtida etmiş. Yani Hüseyin Vassaf'ın falan anlattığına göre. Avdetilerden Recep Efendi'nin, evet, sülbünden de diyor, şu yaşta diyor İslam'a diyor ısınması hasıl oldu diyor, oldu diyor. Şimdi fakat Halil Bezmen işte bir ara Amerika'ya gitti ya, kaçtı falan. Evet. Yahudi olduğum için bana bu yapılıyor dedi. Onu söyledi. Yahudi olduğunu söyledi. Şimdi fakat geldikten sonra geldi, hapse girdi. Hapisten çıktıktan sonra bir programda, Nazlı Alıcak'ın programında hapishanede namaz kıldığını anlattı. Evet. Şimdi yani bu böyle ilginç şeyler de var. Mesela Nail Keçili vardı. Evet. Bu banka boşaltılması meselesi reklamcı vardı. Reklamcı diye galiba. Evet, evet. Bu Nail Keçili de önemli bir Sefitaycı aileden geliyor. Bu da mesela Dinç Bilgin de çıkmıştı o Sefitaycı'da. Evet. Abdurrahman Arif Bilgin'in torunudur o. Onunla ilgili bir şeyler anlattı bir programda. Nail Keçili'nin hapiste namaz kılmaya başladığını falan anlattı. Masonlukla bir alakaları var mı? Tabii ciddi olarak. Masonluğa kaydoluyorlar, masonlarla işler. Masonların önemli şeyleri oluyorlar, üstatları falan. O ezoterizm üzerinden, batınilik üzerine, ezoteriktir masonlar. Ezoterizm üzerinden böyle bir ilişki ağı var. Bunlar klasik Tevrat mı okuyorlar, Talmud mu okuyorlar, Kabala mı, nedir? Kabala daha... Onları da okuyorlar. Kabala ama Kabalacı. Asıl kaynakları Kabala mı? Kabalacı. Bunlar Kabalacı. Mesihçi şeyler öyledir. Mesela o şeye bakarsanız. Bugün hala peki. Mimar Sinan dergisine bakarsanız. Evet, bugün hala Sevi'nin, Sabatay Sevi'nin Mesih olduğunu düşünen vardır herhalde. Şimdi az da olsa var. Şimdi bunların çoğu deist, ateist falan. Türkiye'de kaç Sabatayist vardır? Yaklaşık olarak şimdi bazıları, şimdi geçen gün rakamı 100.000 verdi. Ama benim elde ettiğim rakam 600.000'den aşağı değil. Benim elde ettiğim 600.000 falan civarı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti biliyor mu? Biliyor. Ya biliyor. Bunlara bir kod mu veriyor? Nasıl Osmanlı. Yani? Şimdi bakın orada varlık vergisi. Evet, evet, evet. Yok şurada varlık vergisi. Şu alttaki. Evet, şu. Orada bahsediyor onlardan. Varlık vergisi faciası. Varlık vergisi yaparken varlık vergisini kategorilere böldüler. Yahudilere, işte şeylere, İşte ne bileyim gayrimüslimlere ayrı bir varlık vergisi uyguladılar. Sebetaycılara da Müslümanlardan ayrı bir varlık vergisi uyguladılar. Sebetaycıları da Aşkale'ye taş kırmaya gönderdiler. O Salkın Hanım'ın tarifi. Yani Sabataycıları biliyorlar yani. Biliyorlar, bak orada geçiyor. Yani Sabataycı mı diyor? Faik Ökten'in varlık ve ifade Sabataycı olarak mı diyor? İfade? Dönme deniyor. Dönme. Yani bunlar ama Müslüman gözüküyorlar. Gözüküyor ve onlara ayrı kategori uygulandı varlık vergisinde. Sabataycılara. Tabii. Yani Yahudileri de ayrı ama. Ayrı. Ayrı bir kategoriye, D kategorisine alındı. Yani şunu onlar da Türkiye Cumhuriyeti, taş kırmaya gönderildi şeye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yahudileri de Hristiyanları da dönmeleri de biliyor. Biliyor. Bilmese o varlık vergisinde mesela bunlardan bazı bir tane örnek isim vereyim. Barış Derneği davası sanıklarından bugün, Erdal Atabek vardı. Bu Atabek ailesi varlık vergisinde Erdal Atabek vardı. Mason da aynı zamanda. Mason Mimar Sinan dergisinde yazıları vardır Erdal Atabek'in. Erdal Atabek ailesi bu varlık vergisinde en fazla dönme olarak en fazla mağdur edilen ailelerden bir tanesiydi. Bugün Türkiye'de hala etkililer mi? Kimler? Dönmeler. Dönmeler şöyle, İzmir'de ciddi olarak etkinler, sağ solu tehdit ettikleri oluyor. İsrail'le de ilişkileri var. Türkiye'deki dönmelerin. Evet. Türkiye dışında başka ülkelerde dönme var mı? İşte Amerika'da yaşayan, şurada yaşayan, burada yaşayan. Ama Türkiye'den gitmiştir daha gitmişler. Çok. Yani kaynağı Türkiye. Bir de bunların Frankistler var. Onlar da Sabatay Sevi şeyinden, ekolünden geliyorlar ama Hristiyan gözükenleri. Her partide var mı? Onu tam ya da büyük parti diyeyim, AK Parti, CHP mesela. DEM Parti var mı bunlarda? DEM Parti'de yok. Ama DEM Parti'de eski solcular var. Eski solculardan işte bilmem kim hakkında diyorlar DEM Parti'ye yakın. Geçtim. CHP'de var mı? CHP'de çok vardı. Çok var. AK Parti'de? İslamcılar arasında var. Risale-i Nur camiası arasında da varlardı. Nurcularda da var. Beraber 5 vakit namaz kıldıklarımız oldu. Beraber aynı safta namaz kıldıklarımız oldu. Gülencilerde var mı? Yani işte Sezen Aksu'nun babası hakkında deniyordu. Gülen'in kendisi değil ama. Yok. Değil. Yok. Tamam. Said Nursi de değil. Haşa. Tamam. Fakat şimdi bunlar arasında yani dedim ya 5 vakit namaz kılan Risale-i Nur okuyanlar da var. Tanıdığı akademisyen hem de. Onlar da var. Beraber böyle namaz kılmışız da. Nurcularda bile var diyorsunuz. Var. Ben tanıdım yani. Ben bunları tanıyorum yani. Şimdi Sabataycılardan çok tanıdığım oldu. Yani konuştum bazılarıyla. Bunlardan bazıları mesela geliyorlar Bülbülderisi mezarlığına geliyorlar. O mezarlıkta ruhuna Fatiha yazan mezarın önünde oturuyor. Başına kippasını takıyor. Kadiş okuyor. Kadiş ne? O Yahudilerde ölülere okunan dualara kadiş deniyor. Kadiş okuyor. 2 defa rastladım. Siz gördünüz yani. 2 defa rastladım. Müslüman bildiğimiz birisi okuyor bunu. Ruhuna Fatiha yazıyor, orada kadiş okuyor ama. Yani şimdi dolayısıyla bunların çoğu artık Atatürkçü, ateist, deist falan filan. Çok azı. Yani 3 tane sinagog bildiğimiz var kullandıkları hala hazırda İzmir dışında. İzmir'de normal Yahudilerin sinagoglardan farklı mı? Farklı. Evet. Bunlar Yahudiler bunlar heretik olduğu için aralarına almıyorlar. Camiye de gidiyorlar. Gidenleri var. Evet. Kadir gecelerinde falan gelirlerdi eskiden bunlar. Evet. Bunlar mesela Teşvikiye'de bir tane var. Kadıköy'de bir tane. Bir Teşvikiye'dekini biliyorum. Apartmanını biliyorum. Ondan sonra bir tane Kadıköy'de var, bir tane de Bakırköy'de var İstanbul'da. Evet. İzmir'de 2 tane biliyorum. Şimdi neyi biliyorsunuz? Onların sinagogları, gizli sinagogları. Evet. Şimdi böyle bir ama çok kalabalık bir şekilde yapıyorlar mı? Hayır. Mesela 1960'lı yıllarda geliyor, John Ferrilli geliyor. John Ferrilli'yi götürüyorlar. Kendisi kitabında anlatıyor. Kayıp Mesih kitabında, Remzi kitabı bastı. Gidiyor, Sabatay Sevi'nin evi son dönemlere kadar harap halde duruyordu. Evet. O eve götürüyorlar. O evde Sabataycı yaşlılar mezmurlardan falan dualar okuyorlar. Sabataycılar okuyor. Onları anlatıyor. Nasıl okuduklarını. Bugün artık restore edildi. Güzel herhalde evi. Bilmiyorum. Restore edilecek de edilmedi daha. Herhalde ya da bunlar. Sadece şunu merak ediyorum. Hala dış işlerinde çok etkililer deniyordu. Hala etkililer mi? Dışlarında biraz zayıfladılar. Eskiden şimdi şöyleydi. Dışişlerinde diplomatların ve dışişleri kadrosunun çok önemli bir bölüm. %80'i onlardandı. Bakın %80'i Mesela Ermeni tasarılarının Amerikan senatosunda geriye atılmasını sağlayanlar, aracı olanlar onlardı. Evet. Oradaki Yahudi lobileriyle irtibat kuruyorlardı, Musevi lobileriyle. O Musevi Yahudi lobileri aracılığıyla, Musevi lobileriyle Ermeni lobileri arasında rekabet de olduğu için onu şey yaparak geriye atıyorlardı o zamanlar. Evet. Yani böyle bir durum vardı. Eyvallah. Fakat dediğim gibi bunun abartanlar da çok, ama dediğim gibi belirli siyasileri, belirli bilmem kimleri, beni kaç defa tehdit edenleri oldu. Tehdit ettiler sizi? Tabii. Konuştuğunuz için mi? Yani benim bu konularla uğraşmamayı istediler. Bazı alanlarda çok güçlüler, bazı alanlarda çok güçlüler. Ondan sonra bazı siyasileri de aynı şekilde burada tehdit ettiler. Bunların, İsrail bunlara eskiden pek sahip çıkmazdı. Fakat son dönemlerde İsrail bu milli kimlik hikayesinden dolayı, yani milli kimlik anlamında bunlara sahip çıkmaya başladı. Hikaye uzun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın ama kendinize dikkat edin. Var olun, eksik olmayın. Araştırmaları sürdürüyorsunuz. Sevgili izleyenler, bu akşam farklı bir konuyu konuşmaya çalıştık. Sabataycılık nasıl doğdu? Türkiye'deki etkileri, ne kadar sabataycı var? Farkları ne? Dönme tabirinin sebebini falan konuşmaya çalıştık. Bence süre yetmedi. Konuşulacak tabii bu mesele. Çok uzun bir mesele. Ama başka zaman inşallah bu meselelere devam ederiz. Müfit Yüksel'di, sosyolog, yazar, misafirimiz. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yeni Kırmızı Masa'da buluşmak umuduyla Allah'a ısmarladık.